باب ذي المرة السبي الفقير هل يحل له الصدقة أم لا؟ باب ذي المرة bu kuvvet sahibinin babi bahsidir. Öyle kuvvet sahibi ki es-seviyyi, vücudu sağlam. El-fakiri fakat kendisi fakir. Kendisi kuvvetli, vücudu sağlam, çalışabiliyor. Fakat fakir. Hel yehillu lehu, ona helal olur mu? Es-sadakatü sadaka emla olmaz mı? Bu mesele ihtilaflı. Vücudu sağlam, çalışıyor. Fakat almış olduğu para çoluk çocuğuna kafi gelmiyor. Yahut da kafi geliyorsa da ki fakirlikten kurtaramıyor. Fakir ama sağlam vücudu. Ulemanın bazı demişler ki bu sadakadan, zekattan alamaz. Madem vücudu sağlamdır, çalışsın, kazansın, yesin. Bazıları de buyurmuşlar ki hayır, madem fakirdir, zekat alabilir. حدثنا أبو بكرة قال حدثنا الحجاج بن المنهل قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت ريحان بن يزيد سعد بن إبراهيم diyor ki ben Reyhan bin Yezid'den işittim ve kana a'rabiyyen saduka bu Reyhan bin Yezid de bedeviydi fakat doğru sözlü bir bedeviydi قال Reyhan ibn Yezid dediler ki قال Abdullah ibn Ömer Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh der işittim buyurdular ki وَلَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ sadaka helal olmaz لِغَنِيِّنْ zengin adama zengin bir adam sadaka alamaz وَلَا لِذِي مِرَّةٍ bir de kuvvet sahibi bir adama öyle kuvvet sahibi ki seviyin vücudu sağlam vücudu sağlam kuvvet sahibi, kuvvetli bir adam, bu da zekat alamaz. Şimdi bu rivayette zengin nasıl sedeke alamazsa, vücudu sağlam olan bir fakir de sedeke alamaz. Bu rivayetten bunu çıkardık. Haddesene ibn-i Merzuk, kal haddesene vehbun, kal haddesene şu'betu an sa'din, an racülin min beni amir, an abdillah ibn amrin, yakulu zalik. İbn-i Merzuk da Abdullah ibn Amr ibn As'tan rivayet eyledi. Bu hadis aynı bir hadisi. Yukarıdaki Ebu Bekir Abdullah ibn Ömer'den. Bu da Abdullah ibn Amr'den bu hadisi rivayet eyledi ki sadaka helal olmaz. Zengine bir, vücudu sağlam olan, çalışma kudreti olan bir adam iki. Bu ikisine sadaka helal olmaz. Haddesene ibn Merzuqin. Kale haddesene Ebu Huzeyfete. Ha ve haddesene Fahdun. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله burada fehette bu hadisi şerifi o seduk olan Arabi vasıtasıyla Reyhan bin Yezid vasıtasıyla Abdullah bin Amr'dan rivayet edildi. Yukarıdaki Ebu Bekir'in rivayetinde Abdullah ibn Ömer'den idi. Bu aynı bedevi burada da Abdullah ibn Amr'den rivayet edildi. Haddesena Ebu Bekir'de kâle haddesena el-Haccâc ibn-ül Minhal kâle haddesena İkrimet ibn-i Ammâril Yemâniyye an simâkin ebi zemîl an racülin min beni hilal kâle semiyatü Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem fezekere mislehû. Beni Hilal'dan bir adamdan Simak ibn Ebi Semid rivayet ediyor ki ben Resulullah Efendimiz'den işittim böyle buyurdular. Sadaka zengine bir de vücudu sağlam çalışma kudretinde olan bir adama sadaka helal olmaz. Haddesena Ali ibn-i Ma'bed Kale haddesena Mu'alle ibn-i Mansur Kale haddesena Ebu Bekir ibn-i Ayyaş عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله علي بن معبد حضرت أبو هريرة رضي الله عنهم بحديث شريف رواية edilmiş. Şimdi buraya kadar kaç sahabeden rivayet edildi? 3. Abdullah ibn Ömer 1. Abdullah ibn Amr ibn Las 2. Ebu Hureyre 3. Bu üçünden de bu hadisi şerif rivayet ediliyor. حدثنا فهد قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا أبو بكر بن عياش
فَذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. Evet, bu hadis-i şerifi Hazreti Ebu Hureyre'den Fehad'de rivayet eyledi. Şu üç sahabinin de rivayet eylemiş olduğu bu hadisi şeriften anlaşılan İmam-ı Tahavi buyuruyor ki قَالَ اَبُوْ جَعْفَرْ فَذَهَبَ قَوْمٌ. Bir kavim bu üç zattan rivayet edilen hadisi şerif mucebince zahir buldular. اِلَا اَنَّ السَّدَقَةَ سَدَقَ لَا تَحِلُّ حَلَالُ olmaz لِذِ الْمِرَّةِ قُوَّتْ sahibine. Öyle kuvvet sahibi ki اَسْسَوِيِّ sevi, sevi yani vücudu sağlam. وَجَعَلُوهُ bu kuvvet sahibi olan fakiri kıldılar. Fiha sedeke almakta. Kel ganiyi gani gibi kıldılar. Zengin gibi. Zengine nasıl sedeke helal olmazsa çalışma kudretinde olan bir fakire de sedeke almak caiz olmaz, helal olmaz. Vehteccu hüccet getirdiler. Fi zalik bu mesele hakkında bihadil atar bu rivayete ilemiş olduğumuz hadislerdir. Hadislerin üç sahabeden rivayet ediliyor ama senedi itibariyle çok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 senet. 8 senet ile üç sahabeden rivayet ediliyor. Çalışma kudretinde olan bir adam sadaka alamaz. Şimdi burada fakir iki kuvvetli adam. Bir var ki çalışıyor, kazanıyor. Adam hammaldır fakat almış olduğu para, meişet, çoluk çocuğuna kafi gelmiyor. Bir bu var. Bir de var ki adam tembellike vurmuş. Fakirlik kolay. Ben fakir olursam da sadaka, zekat verirler. Çalışmıyor. Yani çalışsa idare edebilecek fakat çalışmıyor. Sadaka, zekat topluyor. Bunların ikisinin de farkı var. Burada beyan etmiyor ama kendi tembellike vurursa, sadaka, zekat alma yolunu tutarsa bu bir hile tarafına gitmiş olduğundan Allah-u Alem bir sevap onun sedeke zekat alması helal değil. Çünkü sedeke zekat almayı kendisine senet ittikaz etmiş. Yoksa çalışsa rızkını tedarik edebilir. Bunun alması doğru değildir. İşi tembellike vurmuş, dalavereye vurmuş yani. Bir de var ki hayır adam çalışıyor. Adam sabahtan akşama kadar çalışıyor. Fakat çoluk çocuğu çok almış olduğum para meişetine kafi değil. Bu o ikisi bir değil. O çalışan adam alabilir. Allah-u Alem yani bu caiz olmaz diyenler bile bu adam madem çalışıyor, çoluk çocuğunun rızkını kavuşturamıyor, tedarik edemiyor, bu ona tecviz ederler Allah-u Alem bir sevap. Fakat berisi hile yoluna kaçtığından dolayı caiz değil. Şimdi burada ayırmıyor da, burada mutlak diyor ki vücudi sağlam, kendisi kuvvet sahibi bir adam sedeke zekat alabilir mi? Birinci kavle göre alamaz. İkinci kavle göre. Ve halefehum fi zalike aherun. Diğer alimler bunlara muhalefet ettiler. Fekalu buyurdular ki kullu fakirin her bir fakir min kaviyyin ve zeminin istersen kuvvetli olsun isterse kütürüm olsun. Yani kuvveti var ama fakat kendisinin takati yok. Ayakları tutmuyor. Yahut gözleri görmüyor, yahut da başka bir hastalığı var, ona zemin derler. Yani bir illet sahibi. Bir de var ki hayır, hiçbir illet sahibi yok, sapsağlam. Madem fakir, fakirse sedeka alır, isterse kendisinde başka bir hastalığı olsun, isterse olmasın. İkinci kavl de bu. فَالصَّدَقَةُ لَهُ حَلَالٌ Sadaka ona halaldır. Madem fakirdir, halaldır. وَذَهَبُوا زَاهِ بُلْدُلَرْ فِي تَوِيلَ هَذِهِ الْآثَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ Bu geçmiş olan hadislerin tevilinde bunlar zahip oldular ki لَا اَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in kavli şerifi. Hangi kavli şerifi? لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذ۪ي مِرَّةٍ سَوِيِّينَ Sedaka sağlam, vücutlu bir fakire helal olmaz. Bu kavli şerifinin tevilinde zahip oldular. اِي اَنَّهَا Şuna zahip oldular ki o sedaka. La tahillu lehu ona helal olmaz. Kema tahillu lil fakiri zemini. İllet sahibi çalışamayan bir fakir gibi helal olmaz. Ne demek onun gibi? Yani derece itibariyle ikisi bir olmaz. Bir adam fakir, çalışmaya kudreti yok. Ona her cihetten layık. Hem fakir olduğu cihetten
hem de hastalıklı olduğu cihette. İki cihetten o sedekaya tam layık, hakkıyla layık. Öteki hastalığı yok, vücudu sağlam ama fakir. Ona da helal olur ama beriki gibi değil. İşte buna bu tevhile gittiler. Yani onun gibi helal olmaz. Ellezî öyle zemin ki la yakdiru alâ gayriha. Sedeka almadan başka hiçbir şeye kudreti yok. Hiçbir iş yapamıyor. Feyâhuzuha bu elle sahibi olan fakir sedekayı alır. Aladdarûreti ve alel haceti. İki şey üzerine alır. Aladdarûreti darûret üzerine bir. Zerûri fakirdir. Ve alel haceti bir de ihtiyacı var. Min cemî'el cihât bütün cihetlerden ihtiyacı var. Evet. İhtiyaç. Minhu adamdan ihtiyaç var. İleyha sadakayı. Her cihetten sadakaya mühtaç. Öteki adam bir cihetten. Vücudu sağlam olan sadaka almaya bir cihetten ihtiyacı oluyor. Neden? Fakirlik. Beriki bütün cihetlerden. Fakirlik var. Bir. Kendisinde hastalık var. Çalışamıyor. Başka iş yapamıyor. İki. Öyleyse Resulullah Efendimiz'in kuvvet sahibi olan bir fakire sadaka helal olmaz. Yani beriki gibi ona helal olmaz. Ona da helaldir ama beriki gibi layık değildir. O bir, beriki birinci derecede gelir. Bu ikinci derecede gelir. Bu manaya, bu tevhile sahip oldular. Böyle tevhil ettiler onu. Feleyse olmadı. Misluhu, vücudu sağlam olan bir fakirin misli olmadı. Zil mirreti seviyyil kadiri اَلَكْتِسَابِ غَيْرِهَا فِي حِلِّهَا لَهُ Bu da zi değil de za olması lazım. Yahut da feleyse mislehu zu diyeceğiz. Yoksa zi olmaz. Hani za, zi bunların haleti cerriya ile burada cerriden bir şey yok ki. Zu olacak. Feleyse mislehu. O vakitte mislehu diyeceğiz. Mislehu şey olmuyor mu? Cerri dedik bir şey yok. Zû. Feleyse olmadı. Mislehu bu vücudu sağlam fakir gibi olmadı. Ney? Zulmirreti seviyyi. Feleyse mislehu zemin. Zemin gibi olmadı. Feleyse mislehu fakir ve zemin. Elle sahibinin misli olmadı. Hangisi? Zulmirreti seviyyi. Vücudu sağlam, kuvvetli olan. El kadiri alektisabi gayriha. Sedekeden başka bir şeyi kesbetmeye kudreti var. Evet. Bu öteki hastalıklı fakir gibi olmadı. Ne de? Fî hilliha sedekenin helal olmasında lehu ona. Öteki hem hastalıklı hem fakir. O tam yeri. Sedekenin tam yeri. Beriski öyle değil. Vücudu sağlam ama fakirliği var. لَاَنَّ الزَّمِنَ الْفَقِيرَ Fakir olan, zemin ve fakir olan hastalıklı fakir yehillu lehu ona helal olur. Sedeke min qibeli zemane hasteliki cihetinden ve min qibeli ademi kudreti ala gayriha. Sedekeden başka bir şeye de kudreti yok. Bu iki cihetten ona layık. Ve zulmirreti seviyyi öteki kuvvet sahibi olan fakir ise innema tehillu lehu ona helal olur. Sedeke min ciheti fakri, fakri cihetinden hasseten hususi olarak. O cihete has. Fakir olmak dolayısıyla alabiliyor. Öteki iki cihetten ihtiyacı var. Bunun bir cihetten ihtiyacı var. Hangisi evla? Bu iki cihetten olan daha evla. İşte o hadisi şerifi böyle tevil ederiz. Yani buna helal olmaz. Yani birinci derecede helal olmaz. Yoksa ona da helal. Niçin ona helal diyoruz? Hadisin zahiri helal değil diyor. Eğer böyle tevil etmezsek ise aşağıda gelen birçok hadisi şeriflere zıt olacak bu. Birçok hadisi şerifleri ayaklar altına alıp emel etmemeklik olmaz. Mecbur aralarını telif edeceğiz. O hadisi şerifleri göz önüne alacağız. Bunları da göz önüne alacağız. Ortalama bir mana çıkaracağız. O vakitte bunu böyle tevil etmek lazım. Bu rivayet edilen hadisi böyle tevil etmezse öteki hadislerle amel etmemek lazım gelir. Halbuki o da olmaz. وَاِنْ كَانَا جَمِيعًا Her ikisi de oldu ise de قَدْ يَحِلُّ لَهُمَا اَخْذُهَا Sedekayı almak ikisine de helal ise de
Evet. فَاِنَّ الْاَفْضَلَ Afdal olan lizil mirreti seviyyi vücudu sağlam olan fakir afdal olan terküha sedekeyi terk etmektir, almamaktır. Alması caiz ama alması daha iyidir. وَالْاَكْلُ onun ekletmesidir مِنَ الْاِكْتِسَابِ kesipten بِعَمَلْهِ kendi ameliyle. Afdal olan madem sağlamdır, vücudi sedek alabilir ama almasa daha iyi. Çalışsın, kazansın, elinin emekiyle yesin. Bu daha afdal. Ama alırsa helal. Fakat afdali terk etmiş olur. وَقَدْ يُغَلَّزُ الشَّيْءُ مِنْ هَذَا Şimdi diyor ki, madem sen böyle tevil ediyorsun, halbuki bu hadiste tevil yeri yok. Peygamber Efendimiz zengine haram olduğu gibi kuvveti vücudu sağlam olan fakire de sadaka haramdır. Ona zengin haram olduğu gibi ona da haramdır. Bu niçin böyle geldi? Madem helaldir de sadaka almak. Niçin Peygamber Efendimiz helal değildir dedi? Diyor ki وَقَدْ يُغَلَّزُ bazen tehliz edilir. اَشْشَيْءُ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا bu kebilden. Bir şey yani nehide şiddet gösterilir. Bunda da tehliz ve şiddet olmuş. فَيُقَالُ denilir ki لَا يَحِلُّ helal olmaz. Evla yekunu keza. Bu böyle olmaz denilir. Ala ennehu şunun üzerine ki o gayru mütekamilil esbab sebepleri mütekamil değildir. Sebepler noksandır. Sebep var ama sebepler tam değil. Onun için la yahillu yahut la yekunu keza denilir. Elleti öyle sebepler ki biha o sebepler sebebiyle yahillu zalikel mana o mana halal olur. Yani ikisi de fakir ama hastalıklı fakirde sedekeyi almanın sebepleri mütekamil. Beri ki fakirde, vücudu sağlam olan fakirde sedekeyi almak için lazım olan sebepler mütekamil değil. Noksan. Ve in kâne zâlikel mâne bu mâne olduysa da gad yuhillu helal kılar olduysa da bima ol bir şey ki dûne tekâmülü tilkel esbab ve esbabın tekamülü olmadan sadaka ona helal olduysa da fakat sebepleri mütekamil değildir. Bunun başka şeyde de misali var. Kapı yapılacak. Bu kapıya bir usta getir. Efendim iki usta var. Birisi kapıyı yapıyor. Fakat o kadar usta değil ama bir tanesi çok iyi usta. Hangisini getirelim diyorum. Şu hakkıyla hangisi iyi yapıyorsa onu getir. Ötekini getirsem olmaz mı? Ötekini de getirsen o da yapar. Fakat adam diyor ki hakkıyla yapanı getir. Bu da hakkıyla fakir var. Bir de hakkıyla fakir değil. O da fakir ama hakkıyla değil. Sebepler mütekamil ise hakkıyla olur. Sebepler noksan ise hakkıyla olmaz. Bir camiye bir imam lazım. İki adam var. Birisinin kıraati güzel, elmi güzel, her hali güzel. Birisinin o derecede değil. Onun seviyesinde değil. İkisinin de imamlığı caiz ama hangisi daha efdal? Bu mütekamil olan efdal. O da böyle diyor. Yani o da fakirdir, o da fakirdir ama sebepleri mütekamil olan, hastalıklı olan fakirdir. O evladır. İşte bu hadis-i şerif o manayı alırız diyor. Min zalik, bundandır diyor. Yani bu tağliz edilen şeylerdendir. Bir şeyi de tekamüle esbab olmadı mı şiddetle nehyedilir. Bu mana ifade eden rivayetlerdendir. Ma ruviyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki buyurdular. Leysel miskinu bit tavvaf ve la billezi terudduhu temretu ve temretan ve lukmetu ve lukmetan ve lakinnel miskinellezi la yes'el ve la yuftanu lehu fe yutasaddek alim. Bu hadis-i şerif bundandır. Leyse olmadı. El miskinu miskin. Ne olmadı? Bir tavaf. Tavaf ediyor. Tavaf ne demek? Yani dolaşıyor. Dolaşıyor, istiyor. Bu miskin değildir. Dolaşıyor, aç. Evet, fakir ama gidiyor, kapıları vuruyor, adamlardan istiyor. Yani şey diyor. Eline birkaç bir şeyler geçiriyor. وَلَا بِالَّذ۪ي دَخِ Miskin şu adam olmadı ki تَرُدُّهُ تَمْرَةُ وَتَّمْرَةً Gider ister, bir hurma verirler, alır gider. İki hurma verirler, alır gider. وَالْلُقْمَةُ وَالْلُقْمَةً Yahut da bir lokma verirler, iki lokma verirler, alır gider. Bu miskin değildir.
Halbuki o da miskin. Yani hakkıyla miskin değildir. Adam fakir, dileniyor, sen de ona bir şey veriyorsun. Az çok ne verirsen sen razı oluyor. Bu hakiki miskin değildir yani Peygamber Efendimiz'in dediği. وَلَاكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذ۪ي Hakiki miskin şu bir kimsedir ki لَا يَسْأَلْ istemez. Kimseye halini bildirmez. وَلَا يُفْتَنُ لَهُ Kimse de onu anlamaz. Ki فَيَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ ona tasadduk eder. O kadar adam iffet sahibi ki fakir olduğunu kimseye bildirmiyor. Kimse de anlamıyor ki ona sadaka verir. İşte hakiki miskin bu. Şimdi bak burada öteki de fakir, bu da fakir. Öteki de miskin, bu da miskin. Ama Peygamber Efendimiz teşdit ve taliz kabilinden demek buyuruyor ki dilenci olan bir adam, evet o da fakirdir ama hakiki miskin o değildir. Hakiki miskin halini gizlemiş, kimse de anlayamamış ki ona sadaka versin. Hakiki miskin. Felem yekun olmadı el miskinüllezi yes'el. Dilenci olan miskin olmadı. Harice min esbabil meskeneti ve ahkamiha. Fakirlik sebeplerinden hariç değildir. Niye? Ona da bak sadaka istiyor, veriyorsun. Eğer sadaka haram olsa dilenciyi katiyen vermeyecekse. Yok, veriyorsun. O da gene miskindir, ondan hariç değildir. Hatta la yahillu lehu ahsus sadaka, hatta sadaka ona halal olmaz kabilinden değil. Ve hatta la yujzi'u, hatta kifayet etmez men a'tahu, veren kimseye minha sadakadan şeyen. Sadakadan bir şey verirse o da yerine geçmez bu kabilden değil. Mimma a'tahu min zalik. Yani kendi sadakasından o isteyen adama verdi. Bu yerine geçmedi bu manaya değil. Velakinne zalik bu ala ennehu, şu mana üzerinedir ki leyse bi miskinin mütekamilin esbaben meskene. Fakirlik sebeplerini kendisinde tamamıyla toplamış bir miskin değildir. Niye? Dilenebiliyor. Bir lokma, iki lokma alabiliyor. Bütün sebepler bunda mütekamil değildir. Ama gene miskindir. Bir adam sadaka verirse o da o sadaka da yerine geçer. Zekatından verirse zekati düşer. Sevap terikiyle verirse sevabını alır. فَكَذَٰلِكَ قَوْلُهُ لَا تَحِلُّ السَّدَقَةُ لِذ۪ي مِرَّةٍ سَوِيِّنْ İşte Resul-i Ekrem Efendimiz'in kavli şerifi olur ki kuvvet sahibi olan bir fakire sadaka helal değildir. Bu manayı olur. اَيْ اَنَّهَا O sadaka لَا تَحِلُّ لَهُ O kuvvetli fakire, kuvvet sahibi olan fakire helal olmaz. مِنْ جَمِيعَ الْاَسْبَابِ Cemi'i sebeplerden. اَلَّتِ öyle sebepler ki biha o sebeplerle tehillü sadaka, sadaka helal olur. Ve inkâne kad tehillü lehu, her ne kadar ona helal olur ise de sadaka, bi ba'di tilkelesi var, o sebeplerin bazıları vasıtasıyla sadaka ona helal olur ise de, fakat tam esbab onda tekamül etmemiş, bu manaya gelir. Fakat birinci mezhep sahipleri buna razı olmazlar. Onlar başka deliller getirirler. Diyor ki وَحْتَجِ اَهْلُ الْمَقَالَةِ الْعُولَى Birinci söz sahipleri delil getirdiler. لِمَذْهَبِهِمْ اَيْضَى Kendi mezheplerine. بِمَا شُلْ bir hadiste ki حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi Ebu Ümeyye. قَالَ حَدَّسَنَا جَعْفَرُ بْنْ عَوْلِ قَالَ حَدَّسَنَا هِشَامُ بْنْ عُرْوَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنْ عَدِيِّ بْنْ الْخِيَارِ قَالَ حَدَّسَنِي رَجُلَانِ مِنْ قَوْمِ Übeydullah ibn Adi diyor ki benim cemaatimden, benim kabilemden iki adam bana rivayet eyledi ki ennehuma ateyen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldiler. Ve huve yaksimus sadakate. O da sadakayı taksim ediyordu. Sadaka gelmiş, sadakayı Resulullah Efendimiz taksim ederken bu Übeydullah ibn Adi'nin cemaatinden iki kişi gelmişler. Fese'elâhu minha. Peygamber Efendimiz'den İstemişler ki bize de sadaka ver. فَسَأَلَهُ رَسُولُ istediler. مِنْهَا سَدَكَةً فَرَفَعَ الْبَسَرَ وَخَفَّدَهُ Peygamber Efendimiz böyle gözünü kaldırdı. Onlara bir baktı, aşağıya baktı, yukarıya baktı, boylarına, boslarına baktı, kuvvetlerine baktı. Hani bir adam bir adama bakmak için bir yukarısına bakar, bir aşağısına. Resulullah Efendimiz de onu iyice gözünden süzdü. فَرَآهُمَا جَلْدَيْنِ قَوِيَّيْنِ Baktı ki bunlar kuvvetli delikanlı ikisi de. Kuvvetli adamlar, çalışıp kazanabilirler. فَقَالَ buyurdu ki اِنْشِيْتُمَا فَعَلْتُ Eğer istersinizse, dilersinizse ben size sadaka vereyim.
وَلَا حَقَّ ف۪يهَا لِغَن۪يِّ Fakat bu sadakada zenginin hakkı yoktur. وَلَا لِقَو۪يِّمْ مُكْتَسِبٍ Kesbe, çalışmaya kudreti olan kavi adamın da hakkı yoktur. İsterseniz ama vereyim. Bak şimdi acayip bir hadis-i şerif. Siz bilin ki zenginin hakkı yok. Çalışıp kazanmaya gücü kudreti olanın da hakkı yok. Ama isterseniz size vereyim. Madem yoktur, Resulullah Efendimiz de baktı ki bunların vücutları sağlam, çalışıp kazanabilirler. Vereyim ne demek daha? İsterseniz size vereyim. Resulullah Efendimiz'in gelişi gördü. Hem diyor ki isterseniz size vereyim, hem de diyor ki bunu da bilin ki zenginin hakkı yoktur. Çalışmaya kudreti olanın da hakkı yoktur. Öyleyse diyor, bak Resulullah Efendimiz bunlar diyorlar ki, bak bu hadiste diyor ki zenginin hakkı olmadığı gibi çalışmaya kudreti olanın da hakkı yoktur. Öyleyse bu bizim mezhebi teyit eder. Fakat aşağıda getiriyor ki ve in şeytüme fealtü de ikinci mezhebin sözünü teyit eder. Bilersiniz severeyim. O da ikinci mezhebin sözünü teyit eder. Çünkü hakkı yoktur da dilersiniz severeyim niye buyurdu Peygamber Efendimiz. Haddesene Yunus'u kâle haddesene ibn-i Vehbin kâle ehberene Amr ibn-i Haris وَالْلَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِثْلَهُ Bu hadis-i şerifi Hişam ibn-i Urva terikiyle rivayet eyledi. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَ وَهُمَامٌ عَنْ هِشَامِ فَزَكَرَ بِيْسْنَادِهِ مِثْلَهُ Bu hadis-i şerifi Ebu Bekir de rivayet eyledi. قَالُوا dediler ki فَقَدْ قَالَ لَهُمَا Peygamber Efendimiz bu iki adama dedi. La hakka fiha li kaviyyin muktesib. Sadakada kesbe iktidarı olan adamın hakkı yoktur dedi. Fedelle zalik işte bu söz delalet etti ki ala ennel kaviyyel muktesibe kesbe kudreti olan bir adam la hazza lehu fis sadaka sadakada onun nasibi yoktur. Ve la tüczü kifayet de etmez. Men bir kimseye ki atahu ona ver mina sadakadan şeyen bir şey. Yani sadakadan, zekattan bir şey verirse ona da zekat sayılmaz. Sen nafile sadakadan verirse sevabına nail olmaz. Zekattan da verirse sayılmaz. Bu buna delalet eder dedi, dediler. Fel hüccetu lil âkherîn aleyhim. Fakat ikinci mezhep sahiplerinin hücceti aleyhim, birinci mezhep sahiplerinin aleyhine. Fizalik bu mesele hakkında enne kavlehu in şi'tüma fealtu ve la hakka fiha li ganiyyin Resulullah Efendimizin bu kavli isterseniz ben sadaka vereyim fakat zenginin hakkı yoktur. Bu sözü enne gınâküma sizin zenginliğiniz kemâ yıhfâ aleyye bana gizli olduğu gibi siz zengin misiniz değil misiniz gelmiş sadaka istiyorsunuz ama sizin zengin olup olmadığınız bana gizli bilmiyorum. فَاِنْ كُنْتُمَا غَنِيَّيْنِ Eğer zengin iseniz فَلَا حَقَّ لَكُمَا ف۪يهَا Sizin hakkınız yok. Ben sizin zengin olup olmadığınızı bilmiyorum. Sadaka istiyorsunuz. Yalnız bilin ki sadakada zenginin hissesi yok. Öyleyse eğer zengin iseniz sadaka almayın. فَلَا حَقَّ لَكُمَا ف۪يهَا وَاِنْ شُوْتُمَا Yok dilersinizse, isterseniz فَعَلْتُ Ben size veririm sadakadan. لَاَنِّي لَمْ اَعْلَمْ Ben bilmiyorum. بِغِنَاكُمَا Sizin zengin olduğunuzu bilmiyorum. فَمُبَاحٌ لِي Bana mübahtır. اَعْتَاوُكُمَا Size sadaka vermeyi vermek bana mübahtır. Çünkü sizin zengin olduğunuzu bilmiyorum. وَحَرَامٌ عَلَيْكُمَا Fakat size de haramdır. اَخْذُ مَا اَعْتَيْتُكُمَا Verdikim sadakayı almak haramdır. اِنْ كُنْتُمَا تَعْلَمَانِ Eğer siz bilirsinizse حَتِيكَةِ اُمُورِكُمَا فِي الْغِنَا Zenginlikte zengin olduğunuzun hakikatini biliyorsunuzsa sizin de almanız haramdır. Bu demek oldu. Şimdi Resulullah Efendimiz onların zengin olduklarını bilmediğinde bir sebebe istediğinizse sizin de almanız haram olur. خِلَافَ مَا اَرَى مِنْ ظَاهِرِكُمَ Sizin zahirinizden gördüğümün hilafını biliyorsunuzsa ben sizi fakir görüyorum. Ama siz zengin iseniz, zengin olduğunuzu biliyorsunuzsa alması haramdır. Öyle zahir, elle de öyle zahir ki istedleltu bihi, ben sizin zahiri halınızdan istidlal ettim ala fakirkuma fakir olduğunuza. Hulasa bundan ne çıkıyor? Bir adam
bir adama dese, baksa ki gelmiş fakir sedeke istiyor. Sedeke verirken ne diyecek? Bak bu zekattan, zekattandır, fakirlerin hakkıdır. Ehli sense al. Ha, o adam düşünecek, hem ben fakirim alırım. Bir de var ki hayır ben zenginim. Zenginim ama gene alırım derse, zengin olduğunu bilerek alırsa haramdır. İsterse söylemesin. Zaten söylerse öteki adam veremez de, zenginliğini gizler adam. Bakarsan ki 5-10 bin riyalı var gizlemiş, gene sedeke zekat topluyor. O sedeke zekat veren adama da hiç halini bildirmez ki, bu benim param olduğumu bildirse, böyle adamları gördüm ben. Bu bilirse bana sedeke zekat vermez, işte onun almış olduğu para helal, haramdır. Veren adam onu fakir olarak biliyor, veriyor ona helal. Ama alan adama haramdır. Evet, işte bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gavi-i müktesibin hakkı yoktur demesi bu manada. Yani zengine haramdır, gavi-i müktesibe de helaldir ama almasa daha iyi olur. Bir de var ki hayır, kendisini fakir gösteriyor, halbuki zengin, onun olması haram. O borcundan kurtulmuş oluyor. Bilmediği için verirse borcundan kurtarıyor. فَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ İşte Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinin manası budur ki اِنْ شُوْتُ مَا فَعَلْتُ İsterseniz ben size sadaka vereyim وَلَا حَقَّ فِيهَا لِغَنِيِّ Fakat bunda zenginin hakkı yoktur. Artık vebali sizin kendi boynunuza kalmış demek istiyor. وَاَمَّا قَوْلُهُ وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِب۪ينَ Peki ya buna ne diyeceksiniz? Esas zaten o birinci mezhep sahipleri bu kelimeyle istidlal ediyorlar ki kuvvetli bir adam sedeke zekat alamaz. فَذَٰلِكَ bu عَلَى اَنَّهُ şu mana üzerinedir ki لَا حَقَّ لِلْقَوِيِّ الْمُكْتَسِب۪ي kesbe kuvveti olan bir adam için nasip hak yoktur. مِنْ جَمِيعَ الْجِهَاتِ bütün cihetlerden hak yoktur. Elleti öyle cihetler ki yecibül hakku fiyâ sedekede hak olan bu, yani hangi sebepler o sedekeyi helal kılıyor, onların hepsi yoktur onda. O bir zaruret, bir de hastalıklı olması lazım. Ki esbab mütekamil olsun, sebepler temamide bulunsun. Birisi bulunur da birisi bulunmazsa sebepler tekamül etmiş olmaz. Fe'âde mâna zâlik bu velâ l-kavî müktesibin manası avdet eder ila mana ma zekerna min kavlihi ve la li zimmiratin kaviyyin oraya rücu eder, oraya gider. Biz orada zikrettik ya, yani bütün cihetlerden değil, bazı cihetlerden o da alabilir ama fakat almasa daha iyi, terki daha iyi. Fakat yukalu denilir, misal veriliyor, filanun alimin hakka, filan hakka alimdir. Hakka alimdir ne demek? اِذَا تَكَامَلَتْ ف۪يهِ الْاَسْبَابِ Onda sebepler tekamül ederse. اَلَّتْ öyle sebepler ki biha o sebeplerle يَكُونُ الرَّجُلُ عَالِمًا Bir adam alim olur. Bir alim olma için ne lazımsa, onların hepsini öğrenmişse o adama ne derler? فُلَانٌ عَالِمٌ حَقَّ Hakka derler. وَلَا يُقَالُ هُوَ عَالِمٌ حَقَّ Alimun hakka denilmez. اِذَا كَانَ دُونَ ذَلِكَ O sebeplerin hepsini toplamamışsa. وَاِنْ كَانَ عَالِمًا Alim olsa da ki hakkı alim değil. Filan alimdir. Filan alimdir. Filan hakkı alimdir. Fergi ne? Filan alimdir ama yani bütün ilmin her tarafını tamam etmemiş. Filan da alimdir. Bütün ilimde tekamül etmemiş. Ama hakka dedi mi? Her ilimde tekamül etmiş. Fekizalike la yukalu denilmez. Fakirun hakka. Filan hakka fakirdir denilmez. İlla limen tekamelet fihi esbab illa o adamda esbab tekamül ederse elleti öyle esbab ki yekunu biha o sebeplerle olur el fakiru fakir olur fakiren hakikaten fakir olur bütün sebepler bulunursa o fakirun hakka denilir ve in kana fakiren evet her ne kadar fakir ise de evet sebepler tekamül etti mi o vakitte fakirun hakka derler. وَلِهَذَا قَالَ لَهُمَا Bunun için Resulullah Efendimiz o sedeke isteyen iki zata dedi ki وَلَا حَقَّ ف۪يهَا لِقَوِيِّنْ مُكْتَسِبِينَ Kesbe kudreti olan bir adamın hakkı yoktur. Yani tam manasıyla hakkı yoktur. وَلَا حَقَّ لَهُ ف۪يهَا O sedekede onun hakkı yoktur.
hatta yekune bihi min ehliha hakkan. Onun sedekenin hakka ehlinden ola. Hakka ehlinden olması için bütün esbabın tekamül ola. Ve huve kaviyyun müktesibün. Kaviyyun müktesib ise, kesbe kudreti var ise o fakirun hakka olamaz. Yani onda hakka bir hakikaten bir kesbi hukuk etmiş olmaz. وَلَوْلَا أَنَّهُ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e evet caiz olması olmasaydı اَعْتَاهُ vermesi hani ben veririm benim vermem caizdir bu olmasaydı الْقَوِيِّ الْمُكْتَسِبِ قَوِيِّ الْمُكْتَسِبَ bu vermesi caiz olmasaydı اِذَا كَانِ فَقِيرًا fakir olduğu vakitte لَمَا قَالَ لَهُمَا onlara demezdi اِنْ شُيْتُ مَا فَعَلْ isterseniz vereyim. Madem kaviyi müktesiptir, kaviyi müktesibin de hakkı yoktur. Fakat istersinizse ben vereyim. Dedi onu, kaviyi müktesibin hakkı yoksaydı istersinizse ben vereyim demezdi Peygamber Efendimiz. Demek ki onların da hakkı var. Kaviyi müktesibin de hakkı var da, fakat tam manasıyla hakkı yok. Yarım olarak var. وَهَذَا اَوْلَى İşte bu tevil, en layık olan tevil budur. وَهَذَا bu اَوْلَى مَا hümilet aleyhi hazil asar babın bu faslın birinci babında bu, evet bu kitabın birinci babında zikredilen eserlerin hamledilen mananın evlası budur. Yani tevilde en evlaterik budur. Leennaha bu eserler in hümilet eğer hamledilirse ala ma hamelaha aleyhi ehlül mekaletil ula birinci mezhep sahiplerinin hamlettiği manaya hamledilirse, yani kaviyyin müktesib hiçbir suretle sedaka alamaz dersikse, baddet, bu rivayetler zıt olur, sivaha diğer hadislere zıt olur, birbirlerine zıt olur. O da neden? O hadislerde, mimma kad ruvyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine Resulullah Efendimiz'den rivayet edilmiş olan diğer hadislere zıt olur. İzip dolduğu gibi ne yapacağız? Telif edeceğiz. Telif için ne olacak? Bir tarafı tevil edeceksin. İşte tevil bu gibi yerlerde olur. Birçok hadisi şerifler var. Öteki hadislerin kuvvetli tarafını alacağız. Bir iki tarafı tevil edeceğiz. Arada telif olan. Şimdi öteki rivayetlere geçti. Peki bu rivayetleri biz okuduk. Zenginin sedekede hakkı yok. Gaviyyin müktesibin de hakkı yok. Öteki tarafta diyor ki hayır gaviyyin müktesibin hakkı var. Onu ispat eden hadisleri getiriyor. Femin zalik. Bu zıd olan hadislerdendir. Ma haddesene ibn-i mertukin. Gala haddesene bişiru ibn-i umar-ı zehraniyyü. Gala haddesene şu'abetu an ebi hamzete. An hilal ibn-i Hüseyin. Gala nezeltu dâre ebi sa'idin al-kudri bin medine. Hilal ibn-i Hüseyin diyor ki ben Medine'ye misafir gittim. Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh'ın evine nüzul ettim. Ona misafir oldum. فَضَمَّنِي وَاِيَّهُ الْمَجْلِسِ Gece ondan ben bir mecliste kaldık. فَضَمَّنِي دَمْمِتِ Yani topladı. Beni ve onu yani ikimiz bir mecliste tenha kaldık. فَقَالَ Ebu Said'in Hudri radıyallahu anh buyurdular ki أَسْبَحُوا ذَاتَ يَوْمٍ Bir gün onlar sabahlamışlar. وَقَدْ عَصَّبُوا عَلَى بَطْنِهِ Açlıktan karnına taş bağlamış. عَصَّبُوا عَلَى بَطْنِهِ Yani karnını sıkmış kuşağına. Bazileri taşla bağlarmış. عَلَى بَطْنِهِ Haceren bir taş yani mide boş çalışıyor. Acılık vermesin diye o şeye bir şeye sarıyor taşı. Koyuyor kuşağının altına. Üzerinden de kuşağını bağlıyor ki mide göğe tok kalmış gibi olsun. Yani mecali olsun bir şeye. Ağaçlıktan taş bağladım diyor. فَقَالَتْ لَهُ مِرَاَتُهُ اَوْمُّهُ Onun ailesi yahut da anası ona dedi ki لَوْ اَتَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e geçsen de فَسَأَلْتَهُ Ondan bize sedeke istesen, sedeke alsan. Bunu Ebu Said'in Hudri rivayet ediyor. Diyor ki ben böyle bir gün oldu. Kime rivayet ediyor? Kime anlatıyor? Hilal ibn Hüseyin'e. Diyor ki ailem yahut da hanım dedi ki git Resulullah'tan sedaka iste. Evet. Fakat etahu fulanun
Ebu Said el-Kudri diyor, ailesi yahut anası ki bak filan gitti. Fese'alehu istedi fe'atahu verdi. Ve'atahu filan, filan da gitti. Fese'alehu fe'atahu. Misal veriyorlar. Bak filan gitti Resulullah Efendimiz'den sedaka istedi verdi. Filan gitti sedaka istedi verdi. Sen de git. Biz aç kaldık. Sen de git sedaka iste. Fekultu la vallahi. Ben dedim ki ben gidip isteyemem. Hatta atlubu. Hatta talep edeyim. Yani kazanayım. Fataleptü, çıktım aradım. Sağdan, soldan, iş, bir rızık getirecek bir sebep aradım. Felem ecid şeyen, hiçbir şey bulamadım. Festebaktu ileyhi. O vakitte Resulullah Efendimiz'e sebkat ettim. Gittim vehve yahtubu. Gittim o da hutbe okuyor. Vehve yakulu. Hutbesinde diyor ki, men istana her kim gına gösterirse, yani kanaat göstererek kimseden bir şey istemezse anahullah, Allahu Teala onu başkasında müstahni kılar, zengin kılar. Ve men iste'affe, her kim iffet sahibi olur da yüzünü suyunu yere dökmezse e'affehullah, Allahu Teala da onu afif kılar. Ve men se'alena, her kim bizeden sedaka isterse imma en nebzüle lehu, ya ona sedakeden bezeder veririz. وَاِمَّا اَنْ نُوَاسِيَهُ يَخُطَّ خَيْرِ تَوْسِي اِدَرِسِ, yani geldiğinde veririz deriz. Yani isteyeni de reddetmeyiz. İsterse, elimizde varsa veririz. Yoksa bir hayır tevsiye ederiz. Yani bir yol gösteririz. وَمِنْ اِسْتَعَفْرَ عَنَّا, her kim bizden iffetini muhafaza ederse, yüzü suyunu bize dökmezse, وَاِسْتَغْنَا, gına gösterir de bize müracaat etmezse, اَحَبُّ اِلَيْنَا, bize daha sevgilidir, مِمَّنْ سَعَرَنَا, bizden isteyenler. Bunu Ebu Said el-Hudri duyduğu gibi olan, istemeyen Resulullah'ın indinde isteyenden daha sevgili. Duyduğu gibi ister mi? قَالَ فَرَجَعْ, ben döndüm, فَمَا سَأَلْتُ أَحَدًا بَعَدُ, ondan sonra hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim bundan sonra. Yüz suyunu daha hiç kimseye dökmedim. فَمَا زَالَ اللّٰهُ, fakat Allah-u Teala daim oldu. يَرْزُقُنَا, bize rızık gönderir oldu. حَتَّى مَا أَعْلَمُ بَيْتًا فِي الْمَد۪ينَ, hatta Medine'de ben hiçbir evi bilmem. اَكْبَرَ سُؤَالًا مِنَّا, bizim evden daha çok gelip isteyen evi bilmem. Yani o kadar zengin olduk ki bütün fakirler bize geldi. Medine'de en ziyade fakirlerin müracaat ettiği yer bizim ev oldu. Allah-u Teala verdi. Evet. Şimdi bu hadisi şerifi niye getiriyor? Kavi-i müktesibi de Ebu Said el-Hudri. Geçse istese Resulullah Efendimiz gidip isteyenlere veriyordu. Kavi-i müktesib demek sedaka alabilir. Buna misal getiriyor. Kale feracat, evet. Ben gittim, ondan sonra daha kimseden bir şey istemedim ve ben de diyor bizim evde en zengin evlerden oldu. Haddesena ibn-i Ebi Davud. قال حدثنا محمد بن المنهار قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن هلال بن مرة عن أبي سعيد الخدري قال اعوزنا مرة bir defa biz muhtaç olduk. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم, ben Peygamber Efendimiz'e geldim. فذكرت ذلك له, muhtaç olduğumuzu Peygamber Efendimiz'e söyledim. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم, Peygamber Efendimiz buyurdu ki, من استعفى أعفه الله, her kim iffetini muhafaza ederse Allah da onun iffetini korur. ومن استغنى أغناه الله, her kim nastan gına gösterirse Allah-u Teala onu gani kılar. ومن سألنا أعطيناه, her kim bizden isterse ona da veririz dedi. قال قلت فلا أستعف, öyleyse ben İffetimi muhafaza edeyim, feyu'iffeniyallahu, Allah-u Teala da benim iffetimi korusun. Ve le estağniye, ben gına göstereyim, feyu'niyeni, beni zengin kılsın, gani kılsın Allah-u Cenab-ı Hak. Kale, Ebu Said el-Hudri diyor ki, fevallahi, Allah'a yemin ederim ki, ma kâne illa eyyâm, yani gün geçmedi illa eyyâm, yani hafta geçmemiş, hatta inne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz Kaseme Zebi'den bir kuru üzüm geldi, onu teksim etti. فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا مِنْهُ, o kuru üzümden bize yolladı. ثُمَّ قَسَمَ شَعِيرًا, biraz sonra bir arpa teksim etti. فَاَرْسَلَ اِلَيْنَا مِنْهُ,
Arpadan da bize gönderdi. Sümme salet aleyne dünya. Ondan sonra dünya bizim eve aktı. Fegarakatına hatta bizi gark etti. O kadar aktı ki dünya nimeti. Bizi gark etti. İlla men asam Allah. İlla Allah-u Teala artık muhafız etsin. Yani gark etti dünya gitti. Yani mesela bak Ebu Seyyid'in Hudri, Kavi-i Müktesib olduğu halde Resulullah Efendimiz'den istemiş. O da isteyene ben veririm demiş. Ama o istiğfaf etmiş, isteyene göstermiş, almamış başka. Haddesene ibn Ebi Davud, kâle haddesene Muhammed ibn-i Minhar, kâle haddesene Yezid, kâle haddesene Hişam en Katadete, en Hilal ibn Hüseyin, ahi beni Murrete ibn Abbad, en Ebi Sa'idin, en Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Yine bu hadisi şerifi İbn Ebu Davud'da Ebu Seyyid'in Hudri'den rivayet ediyor. Kâle ibn Ebi Davud, hâzâ huve s-sahîh. İşte sahih olan rivayette budur. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fehâzâ Rasûlullah. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yekûlu buyurdu ki, men se'elena a'taynâhu. Kim bizden isterse biz veririz. Bunda hani vücud-i sahihdir, değildir bir ibare var mı? Yok. Ve yuhâtibü bizzâlike eshâbehu. Bütün eshabına bu sözüyle hitap ediyor. Ve ekseruhum sahihun. Ashab-ı kiramın ekserisinin de vücutları sahih idi. La zemanete bihi. Onlarda bir hastalık yoktu. İlla nev fakir. Yalnız fakir idi. Öyle olmakla beraber bir hastalıkları olmadıkları halde kim bizden isterse veririz. Gani de demiyor ama burada. İlla nev fakirun diyor. Fakir. Fakirlere diyor. İlla nev fakirun. Yani onda bir hastalık yok. Yalnız fakirleri var. Fakirlikleri var diyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem veririm derken zenginlere vermem, fakirlere veririm demiyor ki. İsteyene veririm diyor. Umur. İşte zaten onlar biliyor ki zengin istemez. Zaten zengin istemez ki, zenginin zaten helal değil. Hesabını biliyor. O kaideden hariç zengin. فَلَمْ يَمْنَعْهُمْ مِنْهَا. Evet. Peygamber Efendimiz onları sedekeden men etmedi. لِسْسَحَّتِهِمْ. Sizin vücudunuz sağlamdır, fakirsiniz ama çalışabilirsiniz. Ben sedeke vermem demedi. Fakat delle zalik, bu delalet etti ala ma zikerna, bizim zikrettiğimize. Yani bir fakir vücudu sağlam olsa da fakir olduğunda sedeke alabilir. Ve faddale, fakat Peygamber Efendimiz takdir etti. Men isteaffe ve lem yes'el. İffet sahibi olur da sual etmezse, istemezse onu takdir etti. O daha afdaldır buyurdu. Ne, kim üzerine? Ala men se'ale. İsteyen üzerine onu takdir etti. فَلَمْ يَسْأَلْهُ اَبُوْ سَعِيدٍ لِذَارِكُ. Bunun için Ebu Seyyid'in Hudur istemedi. وَلَوْ سَأَلَهُ isteseydi لَا عَتَاهُ. Ona da verirdi. اِذْ قَدْ كَانَ بَذَلَ ذَارِكَ لَهُ. Çünkü ondan sonra Resulullah Efendimiz ona benzetti. İstemediği halde ona üzüm gönderdi. Sonra hurma gönderdi. وَلَمْسَالِهِ. Onun emsalına da benzetti. مِنْ اَصْحَابِهِ. Kendi eshabında. Yani illa sizin vücutlarınız sağlamdır, sedek alamazsınız demedi. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَيْضًا. Yine Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir rivayet edildi. مِنْ غَيْرِ هَذَا الْبَتْحِ. Bu veçin gayrisinden, yani bu senetle değil, başka bir senetle. مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا. Bizim zikrettiğimize delalet eden rivayet olundu. Yani kavi-i müktesibe fakir olursa zekat verilir. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي يقول أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومي. زياد بن الحارث الصدائي diyor ki Peygamber Efendimiz beni benim kavmime emir kıldı. Bir kabilenin reisi oluyor ya, onu reis tayin etmiş. Fakultu Ya Resulullah, ben dedim ki Ya Resulullah, a'tini min sadakatihim, benim kavmimin sadakalarından bana ver. Fefe'ale, Resulullah Efendimiz işledi ve ketebeli, bana yazdı, bizalike, bu sadakalardan almayı kitaben bir kitap olarak yazdı. Yani bir kitap yazdı ki kendi kavminden şu kadar sadakalardan alacak. Şimdi bu hadiste delalet var ki diyor, bu adam sağlam. Sağlam adamı emir yaparlar. Emir yapmış ve hem de kavminin sadakalarından ona vermiş. فَاَتَاهُ رَجُلٌ. Bir adam geldi.
Resulullah Efendimiz'e. Fekale ya Resulullah a'tini minas sadaka. Sadakadan bana ver dedi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki İnnallah azze ve cel Cenab-ı Hak Teala Hazretleri lem yerde radı olmadı. Bi hükmü nebiyyin bir nebinin hükmüne ve la gayrihi nebinin gayrisinin hükmüne razı olmadı fi sadakat sadakalarda. Sadaka hususunda Cenab-ı Hak bir peygambere yahut da başka bir kimseye havale etmedi. Ya hatta hakeme fiha hatta sadakalar hakkında hükmetti. Huve Cenab-ı Hak mines semai göyden fecezzeaha sadakaları verilecek yerleri tekşim etti. Semaniyete ecza 8 kısma. Fe in kunte min tilke ecza ey sadaka isteyen adam eğer sen o 8 sınıftan birisinden olur isense atiyetüke minha sadakalardan sana da veririm. Yani o adam gelmiş istemiş. Resulullah Efendimiz de buyurmuş ki Cenab-ı Hak sadaka işini kendisi kesti attı. Bir peygambere havale etmedi. Başka bir kimseye havale etmedi. İnneme sadakatü lil fukara'ya ayeti kerimesinde beyan etti ki 8 sınıftır. Sen bu 8 sınıftan birisine dahil isense sadaka vereyim. Yoksa senin hakkın yoktur dedi. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fehâdes saddâiyyü. İşte Ziyad ibn Harisi saddâi kat emmerehu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ala kavmihi. Resul-i Ekrem Efendimiz onu kendi cemaati üzerine emir kıldı. Ve muhalunen yekûne muhaddir ki ola emmerehu onu emir kılmış ola ve bihi zemanetun halbuki onda bir hastalık, bir kütürümlük ola. İmkanı yok adam hasta yerinden kalkamaz bir adam emir kılar mı? Kılmaz. İlla sağlam olacak. ثُمَّ قَدْ سَأَلَهُ مِنْ صَدَقَةِ قَوْمِهِ Sonra Seddai kendi kavminin sadakalarından istedi. وَهِيَ زَكَاتُهُمْ O sadakaları da onların zekatlarıdır. فَاَعْتَاهُ Resulullah Efendimiz ona verdi. مِنْهَا O zekattan. وَلَمْ يَمْنَعُهُ Resulullah Efendimiz onu men etmedi. مِنْهُ Sadakalardan لِسَحَّةِ بَدَنِهِ Bedenin sahih olduğu için sadakadan men etmedi. ثُمَّ سَأَلَهُ الرَّجُلُ الْآخَرُ Ondan sonra başka bir adam geldi Resulullah Efendimiz'den o da sadaka istedi. بَعْدَ ذَٰلِكَ سَدَّائِدًا sonra. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ona. اِنْ كُنْتَ مِنَ الْاَجِزَى Eğer şu kısımlardan olursansa اَلَّذ۪ينَ Öyle bir kimseler ki جَزَّ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ Cenab-ı Hak Teala Hazretleri parçaladı, verdi اَسَّدَقَةَ سَدَقَيْ ف۪يهِمْ O şahıslara. Cenab-ı Hak sadakayı 8 kısma teksim etti. Her kısmını bir sınıfa verdi. Eğer onlardan olur isense atifü kesene veririm mina sadakalardan. Ona da öyle cevap verdi. Feredde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i reddetmiş oldu. Bizalike bununla hükmü sadakat, sadakaların hükmünü reddetti. İlâ mâ ulbişîki raddehallâhu azze ve celle ileyk. Cenab-ı Hak ona reddetti. Cenab-ı Hak neye, kime verin dediyse, nasıl emrettiyse Peygamber Efendimiz de o şekilde bıraktı. Cenab-ı Hakk'ın kavli şerifi neyle? بِقَوْلِهِ اَسْتَعُذُ بِاللّٰهِ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمِسَاك۪ينَ İlâ ahir-i ilahe. فَكُلُّ مَنْ Her bir kimse ki vakaa vakı oldu. Aleyhi o adam üzerine. İsmi sınıfın, bir sınıfın ismi. مِنْ تِلْكَ الْاَسْنَفُ Bu 8 sınıftan. Herhangi bir sınıfın ismi ona vakı olduysa fehve o adam min ehli sadaka ehli sadakadandır. Ellezine şul bir ehli sadaka ki cealehallahu azze ve cel Cenab-ı Hak sadakayı kıldı lehum o şahıslara fi kitabihi Kur'an'ında ve rasuluhu rasulü de kıldı fi sünneti sünnetinde zeminen kâne ister o adam hastalıklı olsun ev sahihen isterse sağlam olsun. Bu 8 sınıfın ister hastalıklı, ister sağa hangi sorusu olsun Cenab-ı Hak sadakayı bu 8 kısma teksim ettiği her kim bu 8 sınıfın birisinden olursa sadaka alır. Şimdi burada ihtilafı beyan ettikten sonra fakir bir adam hastalıklı olursa onda ihtilaf yok. Sadakayı alır. Yok. Fakir fakat çalışmaya kudreti var. İhtilaf bunda.
Alır mı, alamaz mı? Bir kısım cemaat dedi alamaz. Bir kısım de dedi ki alır. Her iki tarafta delil getirdiler, hadis zikrettiler. Fakat alır diyenler, almaz diyenlerin delilini tevil etti. Burada diyor ki ve kâne evlel eşya, eşyanın en evlası oldu bina bize. Biz dediği yani tecviz edenlere. Sağlam sağlam hükümlü bir fakire sedeke vermek caizdir diyenler evle oldu. Fil asarilleti şul bir eserlerde ki raveynaha biz onu rivayet eyledik. An Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den fil faslil evveli fasl-i evvelde. Caiz değildir diyenlerin bahsinde. Bahseyledik Resulullah Efendimiz'den rivayet eyledik. O da neden? Min kavlihi Resulullah Efendimiz'in kavli şerifinden. La tahillu sadakatu li zi mirretin seviyyin. O kavli şerifinden ki la tahillu sadakatu sadaka helal olmaz. Li zi mirretin kuvvet sahibine. Öyle kuvvet sahibi ki seviyyin vücudu sağlam. Evet, bu hadisi şerifte rivayet edilen bu bunu hamlettik ya biz, tevil ettik ya, bu tevil ettiğimiz, hamlettiğimiz eşyanın en evlası, en münasibi oldu ney? Ma ul bir mana ki, hamelnaha biz bu hadisi hamlettik aleyhi bu mana müsefna. Ne dedik orada, nasıl tevil ettik? Hiçbirinizin aklına geliyor mu? Ha, nasıl tevil ettiler? Şimdi o kötü şey olmuş oldu, fakire ver, zengine zaten haramdı. Zekin. Diğer fakire de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet. Yani evla olan siz değilsiniz. Ha, onu hamletti ki yani çalışmaya kudreti olursa evla olan almamaktır. Yoksa caizdir, hiç caiz olmaz manasını değil. Biz bunu dedik yani evet. Zengine hiç caiz değil. Fakat çalışmaya muktedir olursa ona da helal değildir. Yani bütün cihetlerden helal değildir. Ama bazı cihetlerden helaldir. Fakir olduğu cihetten helaldir. Ama bütün cihetlerden nasıl olacak? Hem hastalıklı olur hem de fakir olursa o işte bütün cihetlerden ona helal. Buna bazı cihetlerden helal, o da fakir olması. Biz bunu böyle tevil ettik ve bu manaya hamlettik. Ne için? Çünkü böyle yapmasak sonradan bu kadar hadisler rivayet eyledik. Onlar da hepsinde tecviz ediliyor. Bu hadiste tecviz edilmiyor. Hadisler birbirine zıt olur. لَأَلَّا يَخْرُجَ مَعْنَاهَا. Böyle tevil ettik ki bu لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِذِي مِرَّةٍ سَوِيِّنْ hadisinin manası çıkmaya مِنَ الْآيَةِ Kur'an'dan. Öyle Kur'an ki el-muhkemeti mühkem olan. İş tevil kabul etmeyen ayetten çıkmaya. اَلَّتِ اُلَى اَيَتْكِ زِكِرْنَا بِزْ زِكِرْتِكِ اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ الْفَقَرَائِ وَالْمِسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَأَلَّفَةِ قُلُوبُونَ. Hafız efendim gerisi? وَالْغَارِمِ وَالْبَكِرِ رِقَبَّ الْغَارِمِ وَفِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْبِسَّبِيلِ فَرِيضَةٌ لِلّٰهِ. İşte burada 8 sınıfı beyan etti. Bundan çıkmış olmasın. وَلَا مِنْ هَذِهِ الْحَادِيثِ. Bu hadisi şeriflerden de çıkmış olmasın. Öyle hadisler ki el-ukhar. Sonradan zikrettiğimiz elleti raveyna. Diğer hadisler ki ikinci fasılda zikrettik. Tecvizine dair birçok rivayetler rivayet eyledik. Onun için o yukarıda zikredilen o hadisi şerifi ayetin hükmünden çıkmasın ve sonraki hadislerin hükmünden çıkmasın diye böyle tevil etmeye mecbur kaldık. İşte tevil bu gibi yerlerde mecburi bir tevil olur. Hiçbir yerde durup dururken ne bir ayet tevil edilir, ne bir hadis tevil edilir. İlla bir sebep aranılır. Sebebi olursa vakıpta tevil edilir. Bu tevil hakkında şimdi bazı cahil adamlar hemen kendi fikrine münasip bir manaya tevil eder, dinden çıkar. Bunlar neuzübillahi teala dini tehrif etmek için şeytanın aletleri olur. Mesela namazı tevil eder. Namaz nedir? Niyazdan ibarettir. Duadır. Ben sandalyeyi atarım, masanın üzerine çayı da korum, demlerim. Hem çay içerim hem de Allah'a niyaz ederim. Öteki yorulsun, geçsin. Camı da namaz kılacakmış. Başını yere koyacak, kalkacak, yorulacak. Ben burada Allah'a daha ziyade ibadet ediyorum diye namazı tevil eden adamları kulaklarımla işittim, gözlerimle gördüm. Bu adamlar dinden çıkmış adamlar. Sen namazı nasıl böyle tevil edersin? Namazı yazın ki
O da böyle olurmuş. Binaenaleyh ef'ali mahsuse erkan-ı mahsus, ef'ali me'lume erkan-ı mahsuseyi inkar ediyor. Namazı Resulullah Efendimiz rükûla kılmış, secdeyle kılmış, rükû bir olmuş, secde iki olmuş, tahiyyat oturmuş, tekbir almış, kıyam, kırat, bunların hepsini Peygamber Efendimiz beyan etmiş. O hepsini ayaklar altına alıyor, hemen bir tevil ile namazı ortadan kaldırıyor. Herhangi, bunu çok eşideceksiniz. Şimdi bilhassa mesela Türkiye'mizde de bu meseleler çok oluyor. Efendim, tevil yok mu? Evet, tevil var. Fakat tevil durup dururken değil. Bak burada okuduk, bir hadisi şerifi zikretti. Ondan sonra öteden 10-15 hadisi şerifi zikretti. O bir hadisin manası başka, bu 10-15 hadisin manası başka. Bu mecburi, bu tevil işi de gene senden bana kalmıyor. Bu kime mahsus oluyor? Müştehidine izama has. Bu müştehidini kiram, bu hadisi almışlar, bu hadisi almışlar, incelemişler. Bunların hangisini tevil edeceğiz? Bu hangisiyle amel edeceğiz? İşte bak burada olduğu gibi ha diyorlar, elimizde bir ayet var. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak sedekeyi 8 sınıfa taksim etmiş. Burada bunların kudret sahibi olup olmadığını beyan etmemiş. Kesbe kudreti vardır yoktur diye beyan etmemiş. Bu ayet. Ondan sonra birçok hadis-i şeriflerde var. Birinci hadisini yapacağız. Onu da inkar edemeyiz. O hadis de varid olmuştur. Öyleyse onu tevil yoluna gideceğiz. Tevil yoluyla eğer imkan olmazsa onun mensuh olduğuna hükmedeceğiz. Burada baktık, tevil yolu mümkün. Nesha lüzum yok. Ne dedik? Yani kuvvet, kudret sahibi olan bir fakire sedeke verilmesi caizdir ama alması ona her cihetten helal değildir. Evla olan almamasıdır. Çalışıp kendi elinin emekiyle idare etmesidir. Evla olan budur. Ama alırsa caizdir. Böyle tevil etsin meselenin içinden çıktı. Ve yekûn mâna zâlike kullih. İşte öyleyse bu hadislerin birinci hadis olsun, sonraki hadisler olsun manası olur. Mânen vâhiden bir mâna olur. Yüseddiku bâduhu bâden bâsi bâsini tesdik eder olur. ثُمَّ قَدْ رَوَى قَبِيْسَةُ بْنُ الْمُخَارِقِ اَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Diyor, bu kadar da kalmadı. Gene bak sana hadis rivayet edeceğim. Hazreti Kabîsetü bin el-Muhârik Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. Ma bir hadis rivayet eyledi ki قَدْ دَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ اَيْضًا Gene bu manaya delalet eder ki kesbe muktedir olan bir fakir sedaka zekat alabilir. Gene bir rivayet daha getirdi. حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم عن قبيسة بن المخارق قبيسة بن المخارق من رواية إليك أنه تحمل وادم تكفلت بحمالة بحمالي يعني birisinin borcunu üzerine aldı, tekeffül etti. Himale ki bir adama bir diyet tereddüt etmiş. Kavmu kabilesi o diyeti vermeden aciz kalmış. O öteki adam da Hazreti Kabise de buna tekeffül etmiş. İşte bu bir himale. Boynunu almış o yüki. Fe'aten nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'e geldi Hazreti Kabise. Fese'elehu fiha bu mesele hakkında sordu. Ya Resulallah ben böyle bir yükün altına girdim. Ne yapacağım? Fekale Resulullah Efendimiz emrettiler ki tuhuricuha sen o himaleyi, o tekeffül etmiş olduğun parayı, mali çıkarırsın. Enke seninden, yani senden taraf ödemiş olursan min ibilis sadakati, sadakanın develerinden dedi. Ev ne'amis sadaka. Ravi şek geliyor. Ya ibilis sadaka dedi ya ne'amis sadaka dedi. İkisi de bir manaya. Ne'am demek yani sadaka develeri demek. En'am derse bütün hayvanlar ama ne'am derse sadaka develeri. Yani hadiste, rivayette o kadar dikkat ederler ki mana bir olsa bile lefizde bir ihtilaf oldu mu onu da beyan eder. İbili ne'ami, ibili sadakati, ne'ami sadakati. Mana bir olduğu halde ravinin şeklini de beyan eder. Yani ona emretmiş oldu ki sadaka develeri var. O sadaka develerinden ben sana veririm, sen de götürürsen o borcu ödersin. Halbuki Hazreti Kabise hastalıklı değil, sağlam. Sağlam bir adam. Ama borç altına girmiş, tekeffül etmiş. Ya Kabise'tu. Bundan sonra Peygamber Efendimiz ona diyor ki, ya Kabise, innel mes'elete, sual etmek, harumet, haram oldu. Dilencilik haram oldu.
illa fi telafin. İlla üç meselede haram değildir. Dilenmek haramdır, illa üç yerde haram değildir. Racülün, bir adam ki tehammele tekeffül etti, bi himaletin, bir borcu tekeffül etti. İlk bir davayı hallü faslı için birbirlerini vurup öldürecekler, ya diyet meselesi olmuş yahut başka bir şey olmuş, o adam tekeffül etmiş. فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ O adama istemek helal olur. حَتَّى يُؤَدِّيَهَا Hatta o borcu ödeye. ثُمَّ يُمْسِكُ O borcu ödedim, ondan sonra imsak eder. İmsak edene daha isteyemez. O borcu ödeyinceye kadar ister. Borcu ödedi mi daha isteyemez. وَرَجُلُمْ Bir adam da اَصَابَتْهُ Ona isabet etti. جَائِحَةٌ Malının, mülkünün zararına bir fitne, bir helak geldi. Yandı, yahut da hırsız götürdü, yahut da bir hastalık geldi. Evet, malik etti. فَجْتَاحَتْ مَالُهُ Malik etti. فَحَلَّتْ لَهُ O adama da helal olur. الْمَسْأَلَةُ istemek. حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ Hatta kendisinin idare edeceği bir hale gelinceye kadar. قِوَام مِنْ عَيْشٍ Yani artık o şekle geldi ki artık idare edebilir. Evvelden mal-i mülkü bütün gitti adamın, hiçbir şeysi yok, ister. Ne vakit ki artık kendi eşi yerine gelir, intizam temin ederse o vakitte daha isteyemez. اَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ Bu da raviden şey. Diyor ki, قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ dedi yahut اَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ İkisi bir manaya. Yani o adam istedi artık meişeti yoluna girdi. O vakıta kadar ister, ثُمَّ يُمْسِكُ Ondan sonra imsak eder, yani daha isteyemez. وَرَجُلُمْ Bir adam da اَصَابَتُ حَاكَتُونَ Ona fakirlik isabet etti. Fakir oldu Allah'tan. حَتَّى تَكَلَّمَ ثَلَاسَتُونَ Hatta üç adam konuştu. مِنْ ذَوِ الْحِجَى Akıl sahiplerinden. O akıl sahipleri de مِنْ قَوْمِي Kendi cemaatinden üç akıllı adam konuştular ki اَنْ حَلَّتْ Bu adam o derece fakir oldu ki buna istemek helaldir dedi. Lâleteyn, ben mühtacım, fakirim, istiyorum değil. Kendi kavminden akıllı üç adam gelip onun haline bakacaklar, diyecekler ki sen o kadar fakir olmuşsan ki sana istemek helaldir. Hallet lehul mesele, işte o adama da istemek helaldir. Hatta yusibe kavamen min ayşin ev sedaden min ayşin. Kendi meişeti yerine gelinceye kadar isteyebilir, dilincilik yapabilir. Yok artık kendi hali etvar yerine geldi de müstani kaldı mı sümme yumsiki o da imsak eder, daha isteyemez. Ve ma siva zalik bu üçün gayrisi minel mes'elet istemekten fehve suhtun o ateştir ne'ûzu billah. Bu üçün gayrisi gider ondan bundan para ister toplayayım derse o ne'ûzu billah teala suhuttur, haramdır. Ahirette onun hesabını çekecek diyor. Şimdi burada Hazreti Kabise'ye bunu anlatıyor. Hem de diyor ki sen madem bu iki boynunu aldın, sedeke mallarından, kendi mali de yok Kabise'nin, sedeke mallarından vereyim, o yükü öder. Sedeke zekattan toplamış mal. Kime veriyor? Kabise'ye veriyor. Kabise'ye niçin veriyor? Kabise o sekiz sınıfın hangisinden oldu? Ha? Tekefir ettiği için kabe borçlu grubu. Yok o sekiz. Bari miyin? Evet, borçlu. Kendi mali kafi değil, garimineye dahil, borçluya dahil. Onun için o ondan bak vücudu sağlam olduğu halde sedekeden, zekattan Peygamber Efendimiz ona verdi. Şimdi bu da serahaten delalet ediyor ki bir adam fakir oldu mu, isterse vücudu sağlam olsun. Ve sonra Resulullah Efendimiz izah etti. Üç kimse vücudu sağlam olduğu halde istemesi caizdir. Birincisi neydi? Borçlu düştü. O borcu ödeyinceye kadar. İkincisi, mali helak oldu, fakir kaldı, çoluk çocuğunu idare edemiyor. Meişetini yerine getirinceye kadar, hali düzelinceye kadar. Üçüncüsü, bir fakirlik geldi. O fakirlik de kendi kendini fakir elde etmesiyle değil. Kendi cemaatinden üç akıllı kimse diyecekler ki, sen artık öyle bir hala düşmüşsen ki dilencilik helaldir. O da kendi idaresini yoluna koyuncaya kadar dilenmesi helaldir. Ondan sonra o da haramdır. Haddesana ibn-i Merzuk'in. Kale haddesana Süleyman ibn-i Harbin.
قال حدثنا حماد عن هارون بن رئاب عن كنانة بن نعيم العدوي عن قبيصة بن المخارب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. Bu zikrettiğimiz hadisi şerifi İbn-i Merzuk'ta başka bir senetle rivayet eyledi. Haddesena Ebu Bekret'e, kâle haddesena el-Haccâcü ibnül Minhal, kâle haddesena Hammâd ibn-i Seleme, an Hârûn ibn-i Râb, ve zekere bi isnâdihim islehû. Ebu Bekret'e bu hadisi şerifi rivayet eyledi ve zâde. Fakat bir ziyadesi var onda. Ebu Bekret'in rivayetinde şu ziyade var. Recülün tahammele bihimâletin en kavmihi arade bihel islah. Arade bihel islah. Yani üç kimseye helal ya. Bu ziyade var. Reculun bir adama helaldir ki istemek. Tehammele bihimaletin. Bir yükü boynuna aldı. Bir borç. En kavmihi kendi kavminden. Ne olduğu halde? Arade biha onunla murad ettiği halde el islah. Onu boynuna alıyor. Arayı islah için. Yoksa iş kötüye varacak. Fitne olacak. O fitneyi teskin için boynuna alıyor. Bu ziyade var. فَأَبَاحَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz mübah kıldı. فِيَادَ الْحَد۪يسِ Bu hadiste لِذِ الْحَاجَةِ ihtiyaç sahibi için en yes'ele isteye الْحَاجَةِ kendi ihtiyacında için istemeyi mübah kıldı. حَتَّى يُصِيبَ قَوَامًا مِنْ عَيْشٍ اَوْ سَدَادًا مِنْ عَيْشٍ Kendinin yaşaması düzelinceye kadar istemesini mübah kıldı. فَدَلَّ ذَٰلِكَ Bu delalet etti ki اَنَّ الصَّدَقَ صَدَقَ لَا تَحْرُمُ Haram olmaz bir sıhhati sıhhat ile. Bir adam sahih oldu diye sadaka alması haram olmaz. اِذَا اَرَادَ بِهَا Bununla murad ederse اَلَّذِي Şu bir kimse ki تُسُدِّقَ بِهَا O sadaka verildi. Evet. Kendisine verildi. Aleyhi kendisine. Bununla murad ederse neyi? سَدَّ فَقْرٍ Kendi fakrini kapatmak. Bunu murad ederse. Demek fakir bir adam ne kadar alacak? Kendi fakrini giderecek kadar. O kendi fakrini gidermek için muradı bu. O alması caiz. Bir de var ki hayır, fakrini gidermiş, biraz da ileriye gidiyor, tecavüz ediyor. Yok, o alamaz. Fakrini giderdikten sonra artık tefahur ve tekasüre gidecek. Daha istinaya gidecek o vakitte değil. وَإِنَّمَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ Vücudu sahih olan bir adama haram, sadaka haram olur. اِذَا كَانَ يُرِيدُ بِهَا sadaka ile murad ederse غَيْرَ ذَٰلِكْ Fekrini def etmekten başka bir şey murad ederse. O da neden? مِنَ التَّكَثُّرِ وَنَحْوِهِ Mali çok olsun yahut da bunun gibi temakarlık ediyor yahut da başka bir ev alacak, başka bir arazi alacak, başka bir şeyler yapacak yok. O vakitte haram olur. Ve men yuridu her kim murad ederse biha bu sedeke ile zalike buni fehu mimmen yatlubuha halbuki o adam o sedekeyi alıyor ama o adam talep edenlerden lisvel maani selase bu üç mananın gayrisi için talep ediyor. Elleti ve üç mana ki zekeraha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz zikreyledi fi hadisi Kabisete bin Bukhari Hazreti Kabise'nin hadisinde zikreyledi ellezi zekerna Nitekim biz yukarıda zikreyledik. Bu üç mananın gayrisi için sedekeyi alırsa فَهُوَ عَلَيْهِ سُحْتٌ O sedeka onun üzerine suhuttur, nardır. Allah'ın hafızı. وَقَدْ رَوَى سَمُرَةُ اِذَا مِسْلِ ذَٰلِكَ Bunun gibi Hazreti Semurat de rivayet eyledi. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةٌ عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة قال سمعت سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم Hazreti Semure'yi işittim ki Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. قال صلى الله عليه وسلم buyurdular ki السائل dilenci كدوح كدوحتر yaralayıcıdır. يكدح بها o istemesiyle yaralıyor. الرجل o adam veçehu yüzünü Bir adam isterse o istemesi sebebiyle kendi yüzünü yaralıyor. فَمَنْ شَاءَ Her kim dilerse اَبْقَى عَلَى وَجْهِ Kendi yüzüne kala yani sağlam kala. وَمَنْ شَاءَ Dilerse tereke terk eder. Bir adam isterse
yüzünü yaralamayı sadaka ister, yüzünü yaralar. Yok birisi de benim yüzüm sağlam olsun, yüzüme bir ayıp gelmesin derse istemeyi terk eder. İlla en yes'ele racülü, illa bir adam isterse, za sultanin, sultan sahibinde, sultan, emir sahibinde. Yani gitmiş hükümetten istiyor, o başka. Bahşiş istiyor. Ev yes'ele fi emrin, yahut da bir emir hakkında istiyor ki, la yecidu minhu, la yecidu bulamıyor, minhu ondan, bidden ayrılık. Yani zaruri. Zaruri, o istemesi o iş olmayacak. Bir de o ikisi caiz. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة فذكر بإسناده مثله ابن مرزوق شعبةً ده بو حديث الشريف روايته لدي حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله ابن أبي داود ده yine Hazreti Semra'dan bu hadisi şerifi rivayet eyledi. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فقد أباح مباح kıldı هذا الحديث bu hadis المسألة istemeyi في كل أمر her bir emirde ki لا بد elbette lazımdır من المسألة istemekten في onda. Böyle bir mesele ki istemek zaruri. İşte zaruri ise o istemek caizdir. Bu hadis-i şerif onu mübah kıldı. فدخل في ذلك öyleyse bu hadis-i şerifi mübah kıldığı hükme dahil oldu. مَا اُلْبِشَيْكِ اُبِيحَتْ ف۪يهِ anda mübah kılındı. El-mes'eletü istemek fi hadisi kabise. Kabisenin hadisinde zikredilen üç mesele bu hadise dahil oldu. Ve bu hadis daha şumullü. Yani o üç mesele dahil olduğu gibi bunun gayri zaruri olan bir şeyler olur. Orada da istemek lazım gelir. Ne gibi? Birçok şeyler olur. Diyelim mesela bir köyde bir Kur'an kursu yapılacak. Kur'an kursu çocuklar okuyacak yahut da cami yıkılmış cami yapılacak yahut da bir köprü yapılacak onda da gidip adam istemesi zaruri o çünkü iş, heyet içtimai işi bir hayır yani zaruri dedi ki bu ikinci hadis-i şerifte bunlar da dahil Hazreti Kabise'nin rivayet ettiği o üç şahıs dahil olduğu gibi bir de bunun gayri zaruri istenmesi zaruri olan şeyler de istenilebilir. Evet. Ve zâde hâdel hadîsü bu hadîs ziyade eyledi Ali Hazreti Kabise'nin hadisine mâ sivâ zâlik minel umûrilleti lâ büddü minâ. Mâ sivâ zâlik onların sivası, mâ sivası üç kişiyi zikretmişti ya o üçün gayrisi minel umûrilleti şöyle bir emirlerden ki lâ büddü minhâ elbette onlardan lazımdır. Lazım olan şey. Zaruri. وَفِي ذَٰلِكَ işte bunda doğrucudur. اِبَاحَةُ الْمَسْأَلَةِ istemenin mübah olması بِالْحَاجَةِ خَاسَةً خَاسَةً adamın fakir olması sebebiyle istemesi de bunda var. لَا بِالْزَمَانَةِ zemanet hastalıklı olması dolayısıyla değil. Hastalıklı olabilir. Zaten evlâ bitterik. Fakat bir adam hasta değil ama fakat ihtiyacı var. Fakir o adam da isteyebilir. İşte bu hadis-i şeriflerde bunu da zikreyledi. وَقَدْ رُوْيَانَ نَسِنْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي هَذَا الْمَعْنَى Hazreti Enes'ten de bu manada bir rivayet var. مَا اُلْ بِرْ رِوَيَتْ كِي قَدْ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ خُزَيْمَ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَارِ قَالَ حَدَّسَنِيَ الْأَخْضَرُ بِنْ عَجْلَالِ عَنْ أَبِي بَكْرِ الْحَنَفِي عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْاَنْصَارِ Ensardan bir adam اَتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'e geldi. فَسَأَلَهُ Ondan istedi. Bir şey istedi. فَقَالَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ buyurdular ki اِنَّ الْمَسْأَلَةَ istemek لَا تَسْلُحُ لَا يُقُلْمَزْ اِلَّا لِفَلَاسٍ اِلَّا Üç sebeple, üç şey için salih olur. Üç şey için istenilir. لِغُرْمٍ مُوْجِعَ اَوْدَمٍ مُفْزِعَ اَوْ فَقْرٍ مُدْفِعَ لِغُرْمٍ borç için. Öyle borç ki mucin elem verici. Adam borca düşmüş elem çekiyor. O borcunu ödeme için isteyebilir. Bir. Evdemin müfsi. Arada kan dökülmüş. O mektulun evliyası onun diyetini istiyorlar. O diyet ödenirse ödenir. Ödenmezse beri taraftan ya adam öldürecekler ya bir fitne çıkacak demi müfsi. Yani sülhüne imkan yok.
işte onun diyetini vermek için isteyebilir. اَوْ فَقْرِ مُدْقِعَ Fakri mutkaya ki o kadar fakir, o kadar fakir ki adam toprağa düşmüş artık. Ebittura bulmuş yani. Ayakta gezmeye takat yok. Perişan olmuş. İşte bir de bunun için isteyebilir. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَكُلُّ هَذِي الْاُمُورِ Bu zikrettiğimiz emirlerin hepsi مِمَّا شُرْ bir şeylerdendir ki لَا بُدَّ مِنْهُ Ondan elbette lazım. Elbette bunları yapacak. فَقَدْ دَخَلَ ذَٰلِكَ اَيْذَا Evet. Bunlar da dahil oldu. Fî mâna hadisi Semra. Semra'nın hadisinin manasına bunlar da dahil oldu. Şimdi Hazreti Enes de yine bunu neye tekit etti ki bir adamın ihtiyacı olursa ister sağlam olsun ister hastalıklı olsun istemek ona caizdir. وَقَدْ رُوْيَ نَبِي سَعِدٍ الْخُدْرِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فِي ذَٰلِكَ اِذَا Ebu Said'in Kudri'den de rivayet olundu. مَاشُوَ الْبِرِّ hadis ki قَدْ حَدَّسَنَا فَهْدٌ هو ابن سليمان قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو إسحاق عن سفيان عن عمران البارقي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري ذن عطية بن سعد رواه اليور قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر في المزبور دولار لا تحل الصدقة لغني صدقة زنجنا حلال المز İlla en yekune fî sebîlillâh, illa fî sebîlillâh ola, evi bines sebîl, yahut da yolcu ola. Fî sebîlillâh kimdir? Mücahit, cihada gitmiş, zengin olsa bile alır. Yahut da talebe elim, talebe elime gitmiş, okuyor. Fî sebîlillâh, alabilir. Bir de yolcu, yolcu memleketinde zengin ama yolda kalmış. Parası yanında yok. O da kendisini memlekete götürecek kadar alabilir. Hiçbir yerden almak imkanı yoksa. İşte bu zengin olan bir, bu iki yerde alabilir. اَوْ يَكُونَ لَهُ جَارٌ Yahut da o zenginin bir komşusu olan. Bir komşusu. فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ O komşusu fakir, ona sadaka verilmiş olan. فَيُهْدِيَ لَهُ O fakir de o zengini hediye eder. اَوْ يَدْعُوَهُ Yahut da onu davet eder, çağırır. İşte bir de o vakit zenginin yemesi caiz olur. Zengin ya mücahid olacak, ya talib-i alim olacak, yahut da İbn-i Sebil yolcu olacak, yahut da bir fakir komşuya hediye edilmiş, şeye sadaka verilmiş, o da bunu hediye etmiş. Yahut da o fakir yemeği yapmış, pişirmiş, o zengini davet etmiş, o zengin de gidip yiyebilir. İşte zengin bu üç suretin birisinde sadaka da yiyebilir. حدثنا عبد الرحمن بن الجارود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله فأباح رسول الله صلى الله عليه وسلم في عنبرة المباح قلت الصدقة صدقي للرجل أدما إذا كان في سبيل الله إكر وآدم الله يولنده إيسا أو ابن السبيل يخط يولجي إيسا فقد جمع ذلك Bu hadisi şerif sebilillah yahut da İbn-i Semil, İbn-i Sebil olmak cem eyledi. As-sahih ve gayr-as-sahih. Sahih olsun, gayr-sahih olsun ikisini de cem etti. Cihada giden bir adam. İster hastalıklı olsun, ister sağlam olsun. Yolcu. İster sağlam olsun, ister sağlam olmasın. Mübahtır onun. Sedekeden alması mübahtır. فَدَلَّ ذَٰلِكَ اَيْدَى Bu da delalet etti ki عَلَى اَنَّ السَّدَقَةِ صدقة إنما تحل بالفقر فقر سببه الحلال olur. كانت معه الزمانة أو لم تكن. Onunla beraber bir hastalık olsun olmasın sadaka alabilir. وقد روي عن وهب بن خنبش عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قد حدثنا أبو أمية. Yine Vehbi bin Khanbaş Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi diyor. Buna delalet eden bir mana. O da şu ki diyor, مَا قَدْ حَدَّسَنَا اَبُوْ مَيَّ İmam-ı Tahavi diyor ki, bize Ebu Feyye rivayet eyledi. قَالَ حَدَّسَنَا الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورِ قَالَ اَخْبَرَنِي يَحْيَ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ اَخْبَرَنِي مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ بَهْبٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ve hep diyor ki, bir adam Peygamber Efendimiz'e geldi. وَهُوَ وَاقِفٌ بِعَرَفَ Arafa'da duruyordu. Peygamber Efendimiz vakfe yapıyordu. Bu adam geldi, فَسَأَلَهُ رِدَاهُ Peygamber Efendimiz'in ridasını istedi.
Bu da bu da acayip. Daha kimseyi bulamamış gitmiş Resulullah Efendimiz'e, ya Resulullah ridani bana ver. İzar-ı ridani, ehramın muzdağın aklına ne derler? Rida. Rida gelmiş, bedevun istemiş, ya Resulullah bunu bana ver demiş. Resulullah Efendimiz vermeyecek mi? Fe'atav ya, ona verdi. Fezehebe bir aldı gitti adam. Sümme kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdular ki, innel mes'elete, sual etmek, istemek, la tehillu helal olmaz, illa min mudgi'in. Çok fakir olur, perişan olursa, o ihtiyacından dolayı sadaka istemek helal olur. Ev gurmin müfziye, yahut da kendisine çok elem verici bir borcu var. Gece gündüz düşünüyor, perişan oluyor. O borcunu ödemek için istemesi caiz olur. Ve men se'elen nase, her kim nas'tan isterse, liyusriye bihi lehu, liyusriye bihi, o dilenmesi sebebiyle zenginlik getire lehu kendisine. Fe innehu, bu istemesi humuşun fi veçihi, yüz yarasıdır, yüzünde bir yaradır. Varatfun, bir kızdırılmış taştır ki yekuluhu, yer min cehenneme, cehennemden. Cehennemin, cehennem ve kuduhen nasu vel hicare var ya, onun yaktığı insanlarla taşlardır. İşte o taşları, yanmış, kızmış o taşları yemek yiyor. İn kalilun fe kalilun, az isterse az yemiştir. Ve in kethirun fe kethirun, çok istemişse çok yemiştir. Fe akhberen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz haber verdi. Eyza böylece fi hadel hadis, bu hadiste ki ennel mes'elete, istemek tehillü bil fakri, fakir sebebiyle helal olur. Vel gurmi, borç sebebiyle helal olur. Fe zalike delilun, bu da delildir. Ala enneha, şu şey üzerine delildir ki sadaka tehillü helal olur. Beha zeynil ma'neyin, bu iki mana ile, mana sebebiyle helal olur. Hasseten, hususu olarak, yani helal olur. Bu iki şey için hususi ayrıca bir mübah olması var. O da borçlu olmak, fakir olmak. Ve la yehtelifu fi zalik, bunda ihtilaf etmez. Halü zemini ve la gayrihi, hasta olmak hali yahut da olmamak hali, bunda ihtilaf etmez. İster hasta olsun, ister olmasın. وَقَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَب۪ي دَاوُدْ قَالَ حَدَّثَنَا مِخْبَلُ بْنِ إِبْرَاهِيمْ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ اَنْ أَب۪ي إِسْحَاكَ اَنْ حِبْشِ بْنِ جَنَادَ قَالَ سَمِيَتُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'i işittim, yakulu buyururdu. مَنْ سَأَلَ مِنْ غَيْرِ فَكْرٍ مَنْ سَأَلَ bir adam isterse, مِنْ غَيْرِ فَكْرٍ fakir olmaksızın, fakir değil fakat istiyor. فَاِنَّمَا يَأْكُلُ الْجَمْرَى bu adam ateşi yiyor, Allah'ın mahfesine. حَدَّسَنَا فَهَتُونَ قَالَ حَدَّسَنَا بُوْ غَسَّانَ قَالَ حَدَّسَنَا إِسْرَائِيلُ فَزَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِسْلَهُ Evet, bu hadisi şerifi başka bir isnafla zikreyledir. فَهَذَا حِبْشِ İşte حِبْشِ قَدْ حَكَى هَذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den bu hikaye eyledi. فَوَافَكَ Muvafık oldu. مَا اُلْ بِشَيْكَ حَكَى حِكَايَةَ اَيْلَدِ مِنْ ذَلِكَ İhtiyacı olmayan bir adamın sadaka alması, istemesi, bir ateşi yemesi gibi. Bu muvafık oldu neye? مَا حَكَاهُ الْآخَرُونَ Diğerlerinin hikaye ettiğine, rivayet eylediklerine muvafık oldu ki minennel mes'elete istemek innema tehillu helal olur bil fakri fakir sebebiyle. Vakat ca'atil âtâru eyze an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem bizâlike mütevâtirâ. Yarın onları beyan edecek. Vakat ca'atil âtâru eyze an Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem bizâlike mütevâtireten. وَقَدْ جَاءَتْ geldi. الْآثَار eserler, hadisler. Ey da yukarıda zikrettiğimiz hadisler gibi. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Efendimiz'den geldi. Ne ile? بِذَالِكْ Sahih olan fakire zekatın verilmesinin caiz olduğunu beyan eden meseleleri evet, tamamıyla izah ederek geldi Resulullah Efendimiz'den. Ne olduğu halde mütevâtireten, tevatür olarak. Yani o kadar hadisler Resulullah Efendimiz'den geldi ki sahih olan adama sadaka, farz olan sadaka verilir, zekat verilir. Hadisler tevatür derecesine geliyor. Tevatür ne demekti?
Yani o kadar raviler rivayet ediyor ki onların yalan üzerine ittifakları muhal. İşte ona tevatür diyeceğim. حدثنا الحسين بن نصر قال حدثنا الفريابي ها وحدثنا نصر بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال جميعا şimdi iki senetle bir Hüseyin bin Nasır'dan bize Nasr bin Mersuk'tan getirdi. Kime çıkardılar? Firyabi Ebu Asim en Süfyan'a. Süfyan'dan. Bu iki senetle Süfyan'a geliyor. Süfyan'dan sonra birleşiyor. O da kimden? El Hakim bin Cübeyr en Muhammed bin Abdurrahman bin Yezid el-Nakhai en Ebihi an İbni Mes'ud'un radıyallahu anh. Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet eyledi. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل عبد قل استمس مسألة مسألة يعني سؤال استمس dilencilik yapmaz لا يسأل dilenmez عبد bir kul مسألة dilenmeyi وله halbuki kendisi için vardır ما ol bir mal vardır ki yuğnihi kendisini zengin kılar kendisini gani kılan, zengin kılan mal var iken o mal istemez. İstemez yahut istemesin. Bu da olur. La yes'el. İstemesin. Fakat la yes'el. O da olur. İstemesin. Kendisini zengin kılan bir mal var ise bu adam kimseden bir şey dilemesin. İlla ca'et. Eğer o adam dilenirse, yani istemez eğer isterse illa ca'et. Onun o dilenciliği gelir, şeyinen şeyi gelir, ayıp. Ev keduhen yara, ev keduşen o da yara. Ciddi fi veçiyi yüzünde yevmen kıyameti kıyametini. Yani bir adamı müstahane kılacak kendisinin mali var. O mali var iken gitmiş dilenmiş. O dilenciliği kıyamet günü Arasat meydanında yüzünde belli olacak. Ravi şey diyor, tereddüt ediyor. Diyor ki Resulullah Efendimiz şeyin mi dedi, keduh mi dedi, haduş mu dedi. Evet. Bu üçünün birisini dedi. Şeyin yüzünde ayıp olursa, bir adamın yüzünde ayıp olduğunu şeyin derler. Yüzü ayıptır. Her ne şekilde olursa olsun bir çirkinlik veren bir şey. Keduh, haduş bunlar da yüzünde yara, belli. Yara bir yüzü. Bir şey vurmuşsa yüzü yaralanmış. Kıyamet günü böyle haksız olarak dilenenlerin yüzlerinden belli olacaklar ki bu adam haksız olarak dilenmiş, milletin parasını almış. Arasat günü farş olacaklar milletin parasını. Yüzlerinden. Peki bir adamı müstahane kılacak ne vardır? Ne kadar parası olmalı ki o adam gani sayılsın da dilenmesin? Sordular, gıyle ya Resulallah adam gani sayılsın. Kale buyurdu ki hemsûne dirhemen 50 dirhem 50 dirhem gümüş ve hesabuha yahut 50 dirhem gümüşün hesabı minezzehebi altında yani kendisinde bir parça altın var o altını satsa 50 dirhem gümüş getirir işte bu illa gümüş olması şart değil yahut herhangi bir mali var ki onları satsa 50 dirhem gümüş kıymetinde olduğu gibi bol zengindir. Şimdi aşağıda gelecek hadislerde de bir adamı gani kılacak şey 50 dirhemdir rivayeti var. 40 dirhemdir rivayeti var. Aşağıda geliyor. Bir günlük yiyeceği olan olmak bu da var. Hulâsı bir günlük yiyeceği olan en aşağısı bu. Bir günlük yiyeceği olan bir adamın dilenmesi haramdır. Sabahtan kalktı, o günü yiyecek hiçbir şeysi yok. İşte o adamın gidip de istemesi helal. Yok, o günü yiyeceği var, ertesi gün için dileniyor, bu caiz değildir. En aşağısı bu. Ama bir adamın elinde 40 dirhem yahut 50 dirhem gümüş var yahut da onun kıymetini tutacak bir para var, o zengin sayılır. Yani ne için zengin sayılır? Sedeke, zekat verecek zengin değil. Yani dilenmesi caiz değil. Bazıları bu hadisi şeriften alarak meseleyi de anlamayarak bir adamın 50 dirhem cebinde olduğu mu bu adam zengindir zekat verecek manasını çıkarıyor. İşte gani oldu ya diyor. 50 dirhem bak bu hadis-i şerifte diyor ki
50 dirhem oldu mu gani oldu, öyle hiç ona zekat fark yok, o manaya değil. Yani dilenmesi haramdır onun. Yoksa şer'i şerif ayrıca beyan etmiş, zekat vermek için 200 dirhem gümüş olacak. O ola, yoksa 50 dirhem gümüşüne nisap olmaz. Bundan 4-5 sene evvel İzmirli bir hacı efendi gelmiş, Kamil Miras'ın eserlerinde görmüş, onu da anlamamış, ısrar ediyor. Eve geldi, 2-3 saat benimle ısrar ediyor, hayır efendim Kamil Miras böyle diyor efendim, hadisler var. Ya bu hadisleri Kamil Miras görmüş de Fukayı Hanefi'yi görmemiş mi? Bütün fıkıh kitaplarında diyor ki 200 dirhem gümüş olursa nisap olur, bundan aşağı olursa nisap değil. Efendim diyor hadis getirmiş. Dedim ki peki o kitabı yolla. Kitabı yolladı. Tecrübi Serif'te Kamil Miras. Şimdi bugün bu dersi görünce olan beçare Kamil Miras acaba bu meseleyi nasıl izah etmiş bilmiyorum da beçare o adam oraya kapılmış. Belki de Kamil Miras'ın okumadım eserinde. Bunu mi bahsetmiş adam anlamamış, yoksa Kamil Miras'ın kendisi mi anlamamış? Öyle. 50 dirhem gümüş olursa bu adam ganidir. Gani olmak da zekat farz manasına değil. Ganidir yani dilenmesi haramdır. Sonra 50 dirhem aşağıda geliyor, 40 dirhem. Daha aşağıda geliyor ki bir günlük yiyeceği, sabah yiyeceği. Oldu mu dilenmesi haram. Akşam o yiyecek oldu mu dilenmesi haram. Bunu kendi memleketimizde, Türkiye'de bir günlük yiyeceği olan bir adamın dilenmesi haramdır. Kaideyi umumiye koymuş ulema. Bir günlük yiyeceği olan bir adamın dilenmesi haram. Ama kimse verirse, kendi dilenmez de başkası verirse alır. Kendisi gidip istemeyecek. Ama başka birisi, tabi bu adam fakirdir, zekatından, sedekesinden verirse alır. Şimdi tevatüren gelen hadisler bunları beyan ediyor ki sahih bir fakire zekat verilir. Şimdi burada bu hadis-i şerif diyor ki bir günlük yiyeceği yok. Yani bu hadiste diyor ki 50 dirhem gümüş yahut o kıymetinde bir mali yok. Bunun dilenmesi caiz. İstemesi caiz. Vücudi sahihtir, gayri sahihtir diye bir ibare var mı? Yok. İster vücudu sahih olsun, ister vücudu sahih olmasın. Dilenebilir. Haddesena Ahmed ibn Halid el-Bağdadi. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي. قال حدثنا يحيى بن آدم. قال حدثنا سفيان فذكر بإسناده مثله. Bu hadisi şerifi Ahmed ibn Halid el-Bağdadi gene Süfyan sevdiye çıkardı. Onları rivayet eyledi. غير أنه قال yalnız Ahmed ibn Halid rivayet eyledi ki hadiste dedi ki كَدُوحًا فِي وَجْهِهِ hadisi şerifte illa ca'at keduhan fi vecihi böyle dedi ve lem yeşukke şek etmedi şeyinin keduşen diye bir şekil getirmedi. Bu da tekit ediyor ki demek ki esas hadiste keduhan gelmiş. Fakat bu birinci rivayette şeyinin keduşen keduhan içinde şek etmiş. Ve zade bu ikinci rivayette ziyade eyledi ki fakire bi Süfyan. Süfyan-ı Sevriye dediler ki لَوْ كَانَتْ bu rivayet olsaydı اَنْ غَيْرِ حَكِيمٍ حَكِيمٍ غَيْرِسِنْدَ Süfyan-ı Sevr hakimden rivayet eyledi. Hakimden rivayet ediyorsun ama bu adam zayıftır. Bunun gayrisinden olsa idi daha iyi olurdu dediler. فَقَالَ buyurdu ki حَدَّثَنَاهُ bu hadisi şerif bize rivayet eyledi. زَبِيدٌ اَنْ مُحَمَّدْ اِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اِبْنِ يَزِيدْ مِثْلَهُ evet, hakimi itiraz ediyorsunuzsa Zebid de rivayet eyledi, Muhammed ibn Abdurrahman ibn Yezid'den yeni bu hadisi rivayet eyledi. Yani şek etmeyin. Haddesena Ebu Bisr-Rikki Kale haddesena Eyyub ibn Süreyd An Abdurrahman ibn Yezid Kale haddeseni Rabi'at ibn Yezid An Ebi Kefşete Sululi Kale haddeseni Sehl ibn Hanzaliye Kale semiyatü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul Men se'ele nâse Sehl ibn Hanzaliye diyor ki Resulullah Efendimiz'i eşittim buyurur diye. Men se'ele nâse her kim nas'tan isterse dilenirse en zahri gînen kendisi zengin olduğu halde. En zahri gînen ki yani istiyor ama fakat kendisinin arkası kalın. Yani zengin. Fe innemâ yestekdiru
bu zengin olan bir adamın dilenmesi fe innemâ yestekşirû, bu adam çoğaltıyor, min cemri cehenneme, cehennemin ateşini kendi üzerine çoğaltıyor. Ne kadar dilenirse o kadar ateş olup onu yakacak. Kultu ya Resulallah, Hazreti Sehel diyor ki, ben sordum ki ya Resulallah, ve mâ zahru gînen? Zahru gînen nedir? Gînen zenginlik, seher de arka. Yani arkası zengin, arkası kuvvetli. Türkçe tabirinde ne derler? Bu adamın arkası kuvvetli. İki mana kastederler. Ya mali çok, ya akraba teallukatı çok. Şimdi burada da Arapçası zahri gînen. Yani zenginlik arkası. Evet. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, en ya'leme. O adam bile ki enne inde ehlihi, onun ehlinin çoluk çocuğunun yanında vardır. Ma o bir yiyecek vardır ki yugaddihim, onlara sabah yemeğine yeter. Ev ma yahut o bir yemek vardır ki yuashihim, akşam yemeğine yeter. Yani sabahtan yiyecekleri varsa o adamın dilenmesi akşama kadar caiz değildir. Akşam yiyecekleri varsa sabaha kadar dilenmesi haramdır. Yok, sabahtan kalktı, sabahtan da hiçbir şey yok, çocuk çocuğu var. İşte o adamın gidip nasıl istemesi helaldir. Haddesene bin-i Davud, kâle haddesene Ebu Amr el-Havdiyyü, kâle haddesene Yezid bin Züreyh, en Sa'id bin Ebu Arube, en Katâdete an Salim bin Ebil-Câb, en Ma'dan bin Ebi Talha, en Sevban, kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Sevban buyurdular ki, Peygamber Efendimiz buyurdu, men se'ele, bir adam dilense, ve lehu mâ yûnihi, halbuki kendisini gani kılacak bir şey var. Câet gelir, şeyinen ayıp olarak, fîveçî yüzünde yevmel kıyamet. Kıyamet günü o adamın yüzü ayıplı gelir. Şimdi bu hadis-i şeriflerde sahih, gayri sahih diye bir şey zikrediyor mu? Etmiyor. Hep bunun için misal getiriyor. İster sahih olsun, ister gayri sahih olsun. Mutlak geliyor. Haddesene bin Ebi Davud, kâle haddesene Abdullah bin Yusuf, kâle haddesene bin Ebi Rijal, en Umarete bin Uzeyye, en Abdurrahman bin Ebi Sa'idin el-Kudriyi, en Ebihi, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'idin el-Kudri rivayet ediyor ki, Resul-i Ekrem Efendimiz kâle buyurdu, men se'ele, bir adam dilense, ve lehu, halbuki onun için orucudur, kıymeti okiyye. Bir okiyye kıymeti, bir okiyye, gümüşün kıymeti kendisinde var. Okiyye 40 dirhem. 40 dirhem, gümüş yahut da onun kıymetinde bir mali var. Var iken bu adam dilenirse, fakat elhefe, o dilencilikte ısrar etmiş olur. Yani hakkı yokken zorundan almış olur. Bir rakamında diyor ya, kavluhu ukiyye bi zammil hamze ve teşkil-i tahtiyye, ukiyye ey erba'une dirhemen minel fiddah, gümüşten 40 dirhemdir. Zaten neseyi bu hadiste ziyade eyledi, ev idluha, yahut da onun müsavisi, illa gümüş olması şart değil, ona müsavi olan başka bir mal olursa. Elhafe, kavluhu fakat elhafe, ey fakat elahha fil mesele. Meselede ilhah etti. Yani dilencilikte o adam ısrar etti demek. Ve bâlega fîhâ. Onda da mübâlega etti. Gayre elâ gayri dâiyetil izdirâr. Kendisini muzdar kılan bir şey olmadığı halde dilencilikte ısrar etti demek. Allah-u Alem. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة الكعكع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الكريم فنمز buyurdular ki من سأل الناس bir adam milletten isterse envalihum mallarını ne için tekessüren kendi malını çoğaltmak için mali çoğ olsun diye nasıl mallarını dilenir, onlardan alırsa fe innemâ huve cemrû, bu ateştir. Fel yestakille minhu, isterse ondan az yapsın, evli yesteksin, isterse çok yapsın. Madem kendisinin ihtiyacı yok, dileniyor ki zengin olsun, mali çok olsun, onun her aldığı ateştir. İsterse o ateşi çok alsın, isterse az alsın. Yani ne kadar alırsa cehennemde
o kadar, aldığı kadar ona hesap edilecek. Allah'ın muhtesi. Bu temahkarlık öyle bir şey ki Allah kimseye vermesin. Hem yemez hem de gene toplar. Böyle rivayet ederler. Birisi dilenirmiş. Birisi bakmış ki bu adam dileniyor ama fakat müstahni. Para topluyor, topluyor. Ondan sonra saraflardan altın alıyor. Topluyor, topluyor. Altın alıyor. Bir gün yakalamış kendisini. Yahu demiş, ne yaparsın sen? Dilenirsin, altın alırsın. Dilenirsin, altın alırsın. İsrar etmiş. Demiş ki, sebebi hikmetini gel sana göstereyim. Götürmüş evine, bir tahtayı kaldırmış. Bakmış ki bu bir çukur dolu. Ağzına kadar altın dolu. Gördün mü bu ne? Bunu benim dedem dilenmiş doldurmuş. İkinci birisinin ağzını açmış, gene bir çukur. İşte çukur ne kadarsa, bir teneke mali ne kadar alıyorsa. Onu açmış, o da altın dolu. Bunu da babam dilenmiş doldurmuş demiş. Üçüncüyü açmış, yine o çukur kadar ama fakat hele yarı olmuş olmamış. Bunu da ben dolduruyorum demiş, dolduramadım hele demiş. Devam. Şimdi devam. Onu dolduracak. Sonu ne olacak? Onu gelecek. O ona buna. Hayır, oğlu da gelip de dördüncüyü dolduracak. Eğer oğlu varsa. Demek ki bu sülaleten bir Allah'ın mahfazına bir illet. Halep'te bir ama zat varmış. Parayı toplar, evine götürülmüş, yemezmiş. Ondan bundan yiyip parayı topluyor, yığıyor. Birisi, Allah rahmet eylesin, Hüseyin Efendi anlattı. Birisi bunu kollamıştı. İçeri girdi mi, parayı sakladığı yer var. Oraya da elektrik tellerini getirmiş, çıplak telleri çektirmiş. Ona bir düğme koymuş ki, yani bilmeyen adam elini vurursa hemen elektrik yakar. Onun düğmesi var geride, düğmeyi basıyor, elektriği söndürüyor, paraları getirip oraya koyuyor, ondan sonra düğmeyi açıyor, elektrik cereyanı. Adam, o ama görmüyor ya, geriden bunu bize sezmiş. O çıkmış, gitmiş, gelmiş, kapıyı açmış, o düğmeyi basmış, elektriği söndürmüş, o paradan almış. O parayı o adama yedirecek, kendisi yemeyecek. Evet. Kendi parasını kendisine yedirecek. Oradan almış, sonra biraz sonra ama yakalamış. Yahu demiş, gel sana bir kebap yedireyim. Ay maşallah. Götürmüş kebapçının yanına, buna kebap getir demiş. Kebabı getirmiş, önüne koymuş. Ama oradan bir lokma almış, ağzına koymuş, yutamamış. Hemen adamın elinden yapışmış, ver benim paramı demiş. Ne parası ya? Yok, ver paramı demiş. Ne parası ya? Kendi paramla sana kebap getirdim. Yok demiş, senin kendi paran değil. Bu benim param demiş. Neden anladın? Kendi paramı ben yiyemem demiş. Lokma ağzımdan gitmedi demiş. Bu benim paramdan almışsın. Benim paramdır. Daha hırsızlık olduğundan da haberi yok. Fakat parasını yiyem diyor. Allah muhafaza etsin. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد قال نزلت وأهلي بقيع الغرب بني أسدتن بني أسد عرب قبيلelerinden büyük bir kabile. Onlar oradan bir adam diyor ki ben çocuk çocuğumda geldim Medine-i Münevvere'de Bekir-i Garbet'te çadırımı kurdum oraya indim. فَقَالَ لِي اَهْلِي Benim ehlim bana dedi ki اِذْهَبْ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz'e git فَسْأَلْهُ لَنَا شَيْئًا Bizim için ondan bir şey iste. Ki ne külü yiyelim, yiyecekleri yok. وَجَعَلُوا يَذْكُرُونَ حَاجَتَهُمْ Bizim işte şuna ihtiyacımız var, buna ihtiyacımız var. Bunları da zikrettiler. Yani onun aile efradi nelere ihtiyaçları varsa söylediler. Git Resulullah Efendimiz'den bunları iste. فَزَعَتْتُ اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Ben Resul-i Ekrem Efendimiz'e gittim. فَوَجَتْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا Onun yanında başka bir adamı buldum ki يَسْأَلْهُ O da Peygamber Efendimiz'den istiyor. O da ya Resulallah bana bir şey ver, acem diyor. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. O adam istiyor, Peygamber Efendimiz de ona diyor ki لَا اَجِدُ مَا اُعْتِيكِ لَا اَجِدُ ben bulamadım. مَا اُعْتِيكِ sana verecek bir şeyim yok. Yani hala hazırda bir şey yok, sedekeme de bir şey yok ki vereyim. فَوَلَّ الرَّجُلُ O adam
bıraktı döndü ve huve muğdibün, hem de gazetli gazetli döndü ve huve yekul, hem de der olduğu halde ki le'amri, ömrüme kasem ederim ki inneke ya Resulallah sen letufaddülü menşide, dilediğin adamı takdir ediyorsun, istediğin adama veriyorsun, istemediğin adama vermiyorsun. Şimdi ayrıca hem gazepleniyor vermedi diye, hem de Resulullah Efendimiz'e adaletsizlik isnat ediyor. Fakat Resulullah Efendimiz rahim, bu adama kızmıyor. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu ki innehu le yağdık, bu adam gazep ediyor. Ala en la ecide ma u'tihi, ona vereceğim bir şeyi bulamadığımdan dolayı gazep ediyor. Men se'ele minkum, sizden biriniz dilenirsinizse ve indehu okiyyetun ev idduha, onun yanında bir okiyye, yani 40 dirhem gümüş yahut da ona mukabil bir mal varsa fekad se'eleha ilhafen, o adam ihtiyacı olmayarak ısrar eden bir dilencidir. Kale lesedi, esedi bunu gördü. Baktı ki bu adamın, Resulullah Efendimiz'in meselesi böyle oldu. Fakultu, esedi diyor ki ben dedim ki velakhatun, bir doğurmaya yakın olan deve, lena, bizim için hayırun, daha hayırlıdır min ukiyetin, 40 dirhem gümüşten daha hayırlıdır. 40 dirhem gümüşü ben ne yapayım, bir deve olsa da yeni doğmaya yakın, onun sütünden istifade etsek. Kale, ravi dedi ki vel ukiyye erbeune dirhem, ukiyye de 40 dirhem gümüş idi. Kale feracatu, o esedi diyor ki ben döndüm, velem eselü, Peygamber Efendimiz'den bir şey istemedim. فَقُدِمَ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ, ondan sonra Resulullah Efendimiz'e geldi, teklim edildi bir şairin ve zebibin ve zebet, arpa, kuru üzüm, kaymak, bunlar geldi. فَقَسَمَ لَنَا مِنْهُ, bize Resulullah Efendimiz onlardan kısmet verdi. حَتَّى اَعْنَانَ اللّٰهُ, hatta Allah-u Teala bizi zengin etti. Yani o istemeden var, Resulullah Efendimiz onu unutmadı. Gelen sadakadan ona gönderdi. Gönderdi, hatta daha bir daha istemeye de hacet kalmadı. Cenab-ı Hak bizi zengin etti. Peki şimdi burada esedi, vücudu sahih, Resulullah Efendimiz ona verdi. Hani senin vücudun sahihtir, sen sadakadan, zekattan alamasın dedi mi? Demedi. Haddesene Ebu Bekret'e, kâle haddesene Mu'emmin'un, kâle haddesene Süfyan'un, an İbrahim el-Eceri'yi, an Ebi Lahvas, an Abdillah, kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el-eydi selâsûn. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, eller üç tanedir. Feyedullah, Allah'ın yedi. Öyle yedi ki, el-ülyâ, âli olan Allah'ın yedi, bir. Ve yedül mu'ati, bir de sadakayı veren adamın eli. Elleti, öyle el ki telihâ, yedullah'dan sonra gelir. Sebep. Cenab-ı Hak o zengini sebep kılmış. Onun eli de üstten verir. El yedül ülye hayrü mevliyedü süfe. Yukarıda durur. Veren adamın eli daima yukarıda olur. Ve yedüs sail, bir de dilencinin elidir. Öyle eli ki es-süfle aşağıda. Onun eli daima dilencinin eli aşağıda. Evet. İlâ yevmil kıyamet. İşte kıyamet gününe kadar bu üç el vardır. Yedullah, yedül mu'ti, yedüs sail. İkisi âli, birisi süfle. Festa'fif mestata'f. Festa'fif, sen iffete mülazemet et, mestata'f. Gücün yettiği kadar afif ol. Ve la ta'cez an nefsik. Nefsinden aciz olma. Yani nefsin sana kalk, dilen, git, getirdi. O nefsinden aciz olup da onun sözünü dinleme. Çünkü nefis daima ister. Dünya kadar altının olsa, dersen ki bir dünya daha olsa, o da benim olsa. Nefis onu ister. Fakat sen nefsin sözünü tutup da ondan aciz olma. Yani onun istediğini reddet. وَلَا تُلَامُ عَلَى كَفَافٍ, kefaf üzerine de levm olunmasın. Yani az yiyeceğin var, fakat onunla kanaat ediyorsun, kimseden de istemiyorsun, kimse seni levm etmesin. اللهم اجعل آل محمد كفافا. Ya Rabbi sen Hazreti Muhammed'in ağlının rızkını kefaf kıl. Yani çok fazla verme, fakir de kılma. Yetecek kadar. وَاِذَا آتَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا, Cenab-ı Hak sana mal verir, hayır da verirse فَلْيُرَى,
görülsün aleyke senin üzerine. Nasıl görülsün? Allah-u Teala mali vermiş, sen de onu sadaka ver, fakir fukaraya ver. Sana vermiş onu saklama için değil. Fakir fukarayı ihsan etmek için, bu da görülsün. قال أبو جعفر إمام التحاوي buyurdular ki فكانت المسألة dilenmek oldu elleti öyle dilenmek ki أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e baktıldı ki هذه الآثار كلها bu rivayet eylemiş olduğumuz hadislerde Resulullah Efendimiz'in mübah kılmış olduğu dilencilik hiye bu lil fakri fakrisindir. Fakir olduğundan dolayı dilenmeyi mübah kıldı. La gayrihi fakrin gayrisi için değil. Vücudu sağlamdır, hastalıklıdır, bunun için değil. Yani buralardaki bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde gelen mübahtır, bir günlük yiyeceği olmazsa dilensin, vücudu sahih, sağlam olmak mevzu bahis değil. Fakir olan adam dilenebilir. وَكَانَ تَصْحِيهُ مَعَانِ هَذ۪ي الْاَثَارِ Bu rivayetlerin manalarının tesfihi oldu indena, bizim indimizde. Yücebi icap eder oldu ki اَنَّ مَنْ قَسَدَ Bir kimse ki kastetti. İleyhi ona ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz bi kavlihi kavli şerif ile la tehillü sadakatü la tehillü sadakatü li zimmetü seviyye. Bu hadisi şerifinde Peygamber Efendimiz'in kastetmiş olduğu şahıs oldu. Kuvvet sahibine sadaka helal olmaz. Dedi ki evet bu okuduğumuz hadisi şeriflerle taarruz etti. Fakat biz bunu anladık. Yani Resulullah Efendimiz'in kesti, bu ve onun kesti oldu. Gayremen bir kimsenin gayri ki istesna o Peygamber Efendimiz onu istesna dedi. Min zalik bu hükümde. Yani lu mirretin seviyyin sadaka alamaz. Fakat bu okuduğumuz hadis-i şeriflerde istisna etti ki fakir olursa alır. Fakir olursa alır. O da ne de geldi? Hadis-i Vehbi bin Hanbeş بِقَوْدِهِ اِلَّا مِنْ فَقْرِ النُّتْكَ اَوْ غُرْمٍ نُفْزِيَ Bu hadis-i şerifte geldi ki o kadar fakir ki hiç yiyeceği yok. O alabilir, o müstesna. İsterse kuvvetli olsun. Yahut da borçlu. O da alabilir. İsterse kuvvetli olsun. وَاَنَّهُ دَخِشُونَ كَسْتِتْتِ ki اَلَّذ۪ي يُرِيدُ بِمَسْأَلَتِهِ Peygamber Efendimiz'in zûmirretin seviyyin dediği adam kimmiş? وَاَنَّهُ zûmirretin seviyyin اَلَّذ۪ي şu bir kimsedir ki yürid-i murad ediyor بِمَسْأَلَتِهِ dilenciliğiyle en yükettiren malehu malını çoğaltmak istiyor. Adamın vücudu sağlam. Çalışabilir. Kendisinin de o kadar fazla ihtiyacı yok. Fakat malı çoğalsın diye dileniyor. İşte bunu kastetti. يُمِرَّتِنْ سَو۪يِّنْ bu demek. Bu manayı alacağız. Ki hadislerin arasında taarruz olmaya. İhtiyacını def etmiş fakat mali çoğalsın diye istiyor. İşte ümmetin seviyi, işte ona sadaka helal olmaz. Evet, malini çoğal da ve yestaniye hem de zengin olan min mali sadakati sadaka malından zengin olur. Böyle bu manayı getiririz. Hatta tesihha hâzî lâsâr, hatta bu rivayetlerin manası sahih olan birbirine taarruz etmeye ve tettefika hem de müttefik olan meânîhâ bu hadislerin, yukarıki ve aşağıdaki hadislerin manaları müttefik ola ve la tetebadde birbirlerine sıddı olmaya. Ve hâzel mâna, işte bu mâna, ellezi bir mânadır ki hamelna aleyhi, biz ona hamlettik vücûhe hâzîl âtâd, bu eserlerin veçhini, bu mânayı hamlettik ve kavlu Ebi Hanife'de ve Ebi Yusuf ve Muhammed'in rahmetullahi teâlâ, bu üç imamın kavli de budur. Ve kavli ne oldu? Yani bir adam fakir olduğunu sadaka alabilir. La tahillu sadakatu li ganiyyin ve la zimirretin seviyyin. Zimirretin seviyyin de hangisini kastetmiş oldu? Yani fakrini gidermiş fakat sadaka malından alacak da zengin olacak. Bunu kastetmiş oldu. فَاِنْ سَعَلَ سَعِلِ Bir adam sorsa اَمَّانَ حَد۪يسِ عُمَرَ Hazreti Ömer'in hadisinin manasında öyle hadis ki اَلَّذ۪ي عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Hazreti Ömer'den rivayet edilmiş, o da Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş فِي نَحْرٍ مِنْ هَذَا Buna benzer. لَا تَحِلُّ السَّدَقَةُ لُغَنِيِّنْ وَلَا لِذ۪ي مِرَّةٍ سَو۪يِّنْ Buna benzer bir hadisin manasından
sorsa o hadis neymiş? Diyor ki vehvema, o hadis de bir rivayettir ki haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene Ebul Yeman kâle ehberena Şuaydun eniz Zühriye kâle haddesene Sâib ibn Yezid enne Huveyti Bebne Abdül Uzza ehberehu enne Abdullah ibn Sa'di ehberehu ennehu kadime ala Umar ibn al-Khattab radıyallahu anhu fi hilafeti. Abdullah ibn Sa'di Hazreti Ömer halifeyken onun huzuruna geldi. Fekale lehu Ömer, Hazreti Ömer ona dedi ki Elem uhaddes enneke teli min amalin nasi amalen fi te'uvatite l'umarete kerihteha. Elem uhaddes, bana haber gelmedi mi ki enneke sen teli veli edersin, yani yaparsın min amalin nasi amalen, nasıl işlerini yaparsın. Yani hükümetin vermiş olduğu işler, İşleri görürsün. Evet. فَاِذَا اُعْتِيْتَ الْعُمَالَى Senin ücretin verildiği vakitte kerih daha, onu kerih görür almazsın. Yani hükümet tarafından bir vazifeye tayin edildiğin vakitte onu yapıyorsun. Fakat senin ümalen, ücretin verildiği vakitte de almıyorsun, kerih görüyorsun. Bana bu haber gelmedi mi? Yani geldi. Sen yapıyorsun, ücretini de almıyorsun. فَقَالَ نَعْمُ Evet. يَا مِرِ الْمُؤْمِنِينَ Ben iş görüyorum fakat ücreti de almıyorum. Fekal Ömer, Hazreti Ömer dedi ki Fema türidu ila zalik. Bunu yapmayan için ne murad ediyorsun? Fema türidu, ne murad ediyorsun ila zalik buna? Yani niçin bunu yapıyorsun? Buldu. Abdullah ibn-i Sa'di diyor ki ben dedim ki inneli benim için orucudur. Efrasen atlar ve abuden köleler. Benim atlarım var, kölelerim var ve ene tecrü, ben ticaret ediyorum, ihtiyacım yok. Ve ürid, ben murad ediyorum ki en yekune umaleti, benim hükümattan alacağım bu ücretim ola, sadakaten alel müslimin, Müslümanlar üzerine sadaka ola. Yani ücreti neyse o da sadaka olsun. Onu murad ediyorum dedi. Fekali Ömer, Hazreti Ömer radıyallahu anh ona dedi ki felâ tef'al, sen bunu yapma. فَاِنِّي قَدْ كُنْتُ عَرَدْتُ Ben murad ettim. اَلَّذ۪ي عَرَدْتِ Senin murad ettiğini ben de murad ettim. Peygamber Efendimiz zamanında. وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz yu'tini bana verirdi. الْعَطَى benim atami, benim tahsis muhassasatimi, tahsisatimi bana verirdi. فَاَقُولُ ben derdim ki اَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللّٰهُ bunu ver. Men bir kimseye ver ki huve o adam efkaru ileyhi o sadakaya daha mühtaçtır minni benden. Hatta a'tani marraten hatta bir kere bana verdi. Malen mal verdi yani çok mal verdi. Fekultu lehu zalik. Ben Peygamber Efendimiz'e gene bunu söyledim. Ya Resulallah bu sadakaya benden daha ihtiyaçlar var onlara ver. Dedim fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki huzhu al فَتَمَوَّلُهُ Sen kendi malının içerisine koy. Sen bunu al. Evet. Sen milkinde kalsın. Senin malın olsun. فَمَا اُلْبِي الْمَالِ كِ جَاءَكَ سَنَا geldi مِنْ هَذَا الْمَالِ Bu maldan, yani ata, senin taksisatından sana geldi. وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِكِينَ Halbuki sen ona boyun uzattığın yok. İlla bana verirsin dediği yok. Sen istemediğin halde geldi. وَلَا سَائِلٌ Sen istemiyorsun da, istemeyerek geldi. فَخُذْهُ sen onu al. Sen gözlemediğin ve istemediğin halde gelen mali al. وَمَا لَا اُلْ بِي شَيْ كِ gelmedi, sana vermediler. فَلَا تُتْبِعْهُ ona da tabi kılma. Nefseke nefsini. Nefsinde vay beni niye vermediler değil mi? Gelirlerse al. Gelmezlerse adam niye göndermediler değil mi? Şimdi Hazreti Ömer'in kendisine vakı olan bir şeyi Abdullah ibn-i Sa'de'de öğretti. Madem ki hükümet sana veriyor, al malın içine koy. Ama hükümet vermezse illa niye vermedi demek. Kale fefî hâzîl hadîs İmam Tahavi diyor ki bu hadis-i şerif olucudur. Tahrîmül mes'eleti ile şimdi sual eden soruyor ya. Diyor ki bak Hazreti Ömer'in bu hadisine ne diyeceksin bu hadiste? Dilenciliği tahrim ediyor. Bir mali sana verdilerse al. Vermedilerse alma. Yani isteme. İstemek haram oldu bak bu hadiste. Dedi derse قِيلَ لَهُ adama denilir ki لَيْسَ هَذَا عَلَى مُوَالِ السَّدَقَةِ
Bu hadis okuduğumuz Hazreti Ömer'in meselesi farz olan sedekeler babında değil bu. Ya beytül mal tahsisat yapmış, herkese bir mukassasat bağlamış. Bunu teksim eder. Alem nasıl nasıl? Feyaksimuha hükümet ve ni teksim eder imam ala agniyaihim zenginlerine ve fukarayin fakirlerine. Devlet zengine fakire bir maaş bağlamış. Onu veriyor. Ama zenginlerden almış olduğu sedekeleri böyle adalet tayin dağıtamaz. O beytül malı ayrıca konulur. O 8 sınıftan başkasına verilmez. Bu ondan değil. Demek ki hükümetin beytül malında iki kısım var. Bir farz olan sedekeleri alacak. Onu ayet-i kerimede beyan edilen 8 sınıfa verecek. Bir de hükümetin diğer yerlerden varidatları var. O varidatı da zengin, fakir, herkese tahsisat yapar, verir. İşte Hazreti Ömer'in dedi ki bu. كَمَا فَرَدُ عَمَّرُ نِتَكِمْ اَزْلَةُ عُمَرْ تَكْدِيرِ اِتْتِي لَاَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in eshabına اَيْنَ دَوَّنَ الْدَوَاب۪ينَ Defterleri tuttuğu vakitte. Hazreti Ömer defter tuttuğu, bütün eshabı deftere yazdı. Başta Hazreti Abbas radıyallahu anh ile başladı. Ondan sonra ezvac-ı mütahharat, ehl-i beyt'ten başladı. Ondan sonra eshab-ı Bedir, eshab-ı Uhud böyle sırayla sırası üzerine defter tuttu ve herkese maaş tahsis etti. 10.000 dirhem Hazreti Abbas, 10.000 dirhem ezvac-ı mütahharat. Ondan sonra artık aşağı düştü. 5.000, 3.000, 2.000. Evet. Hatta eshab'tan kimin birisinin oğlunaydı. Ona biraz fazla tekdir etti. Kendi oğlu Abdullah ondan aşağı tekdir etti. Kendi oğlu Abdullah'a itiraz etti ki ya Amir el-Mümin'in dedi ki o da benim emsalim bir adam. Neden ona fazla verdin de bana fazla vermedin? O dedi ki onun babası senin babandan eftel. O da senden eftel. O hatırıma gelmedi. Belki de gelir burada. Allah Allah. فَفَرَدَ لِلَغْنِيَاءِ مِنْهُمْ Ashabın zenginlerine de takdir etti, velil fukara fakirlerine de takdir etti. Fekânet tilkel emvâl, o mallar olduydu. Yu'tâhen nâs, nasa verilirdi. Lâ min cihetil fakri, fakir oldukları cihetten değil. Velâkin li hukukihim, onların hakkı olduğu için, fîhâ o mallarda. O mallarda hakları olduğu için onlara teksim ederdi. Ekser gazalarda olurdu. Gazalardan ganimet aldılar mı? Beşte birisini hükümete tahsis ederler. Dördü faziler arasında teksim edilirdi. Hükümete tahsis edilen beşte bir de geldi mi bunu Hazreti Ömer radıyallahu anh ashab-ı kiramın zenginle fakirine teksim ederdi ama fazilet itibariyle. Zenginlik, fakirlik itibariyle değil de fadilet itibariyle teksim ederdi. Fakat zenginlerden alınan zekat bu öyle değil. O zengine verilmez. Ve ayet-i kerimede beyan edilen 8 sınıftan başkasına verilmez. Fekerihe Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem li Ömer'e. Hazreti Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'in almadığını kerih gördü. Hine a'tahu lezî kâne a'tahu minâ. Onun hukukundan olan şeyi ona verdiği vakitte Hazreti Ömer almam dedi, ona hoşlanmadı. Hangi kavlini? Kavlehu a'fihi men huve efkaru ileyhi minni. Hazreti Ömer'in bu kavliyle kerik verdi. Benden daha mühtacına ver dedi. Onu hoş görmedi. Ey inni lem u'tike. Yani Peygamber Efendimiz demiş oldu ki ben sana vermedim. Zalike bu mali. Lenneke fakirun. Sen fakirsen de bunun için verdim. Yok böyle değil. İnnemâ a'teytike. Ben bu mali verdim. Sana verdim. Zalike bu mali. Limanen ahar. Başka bir mana için. Öyle mana ki gayril fakri. Fakrın gayrisi bir mana için. O da ne? Senin bu malda hakkın var. Zenginin de hakkı var, fakirin de hakkı var. Sümme kâle lehu sur. Hazreti Ömer'e dedi ki, huzhu sen bunu al. Fetemevvelhu sen bunu mal et. Fedelle zâlike izâ bu delalet ettik. Ennehu leyse minem muvalis sadakat. Sadaka malından değil. Niye? Leannel fakire fakir la yembegî lehu. Ona layık değildir ki en yâhude mine sadakat. Sedekelerden, farz olan sedekelerden ala ma ul bir şeyi ki yettehizuhu malen, mal ittihaz eder. Çünkü fakir ne kadar alacak? İhtiyacını giderecek kadar alacak. Yok, zengin olup mal sahibi olacak kadar değil. Bak Peygamber Efendimiz buyuruyor ki huzhu fetemevvelhu. Bunu al da kendisine mal et. Mal zenginde olur.
Fakirde olmaz. Evet. Fedelle zalik, evet. Kâne zalik emne seletin minhu, isterse o fakirin istediği bir meselede aldığı istediğinden dolayı olsun. Ev an gayri meseleti. İsterse istemeksizin olsun. Bir fakirin ihtiyacından fazla alması caiz değil. Sümme kâle. فَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ Peygamber Efendimiz Hazreti Ömer'e dedi ki bu maldan ol bir şey ki sana geldi. هَذَا حُكْمُهُ Hükmü budur. وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ Yani sen al malın içine koy. وَاَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ Halbuki sen onu boynunu uzatmamıştın. اَيْ تَاخُذُهُ Sen onu alırsın. بِغَيْرِ اِشْرَافٍ İşrafsız. İşraf ne? وَالْاِشْرَافُ اِشْرَافُ اَنْ تُرِيدَ بِهِ Sen onu murad edesen. Onunla neyi? Ma ol bir şeyi ki kat nühiyte anı. Nehyedildiğin şeyi murad edesen. Bunu alayım da benim malım çoğalsın. Fahredeyim. Diğer adamlarından daha fazla zengin olayım. Bu manayı da vermişler işrafa. Yok. İşraf bunun için almıyorsun sen. وَقَدْ يَحْتَمِلُوا قَوْلُهُ وَلَا مُشْرِفٌ Bir de müşrifün şuna da ihtimal olur ki اَيْ وَلَا تَعْخُذْ مِنَ مُوَالِ الْمُسْلِمِينَ Müslümanların mallarından alma. اَكْثَرَ مِمَّا يَجِبُ لَكَ ف۪يهَا O malda sana ne kadar vacipse, ne kadar tekbir edilmişse bundan fazla alma. Bu manaya da gelir. Hakkın neyse hakkın al, fazla alma. فَيَكُونُ ذَٰلِكَ O fazla aldığın olur. شَرَفًا ف۪يهَا Onda şeref olur. Yani fazla alayım da bak benim şerefim var. Bu maldan fazla alıyorum. Yok böyle alma. وَلَا سَائِلٌ Dilenerek de alma. وَلَا سَائِلٌ مِنْهَا Sedekeden isteme. مَا لَا يَجِبُ لَكَ Sana vacip olmayan bir şey isteme. Hakkın neyse o kadar al. Bu manaya da gelir. فَهَذَا وَجْهُ هَذَا الْبَابِ İşte bu babın yolu ve çibudur indena bizim indimizde vallahu a'lam. Yani bak iki gündür, üç gündür devam etti. Hep ne meselesi hakkında? Kuvvet sahibi olan bir fakir sedekeden, zekattan alabilir mi, alamaz mı? İşte uzun uzadıya bahsetti. Buraya neticeye getirdi ki sedeke iki türlüdür. Birisi nafile sedeke, birisi farz olan sedeke. Evet, sedeke, farz olan sedekede sahih olan fakirin de hakkı var. O da bir olan, o da alabilir. Ama çalışarak kendi ihtiyacını giderirse o daha evla. Daha evla. Ama evla tarikini intizam etmese de alsa o da caiz. فَأَمَّا مَا جَاءَ فِي اَمْوَالِ السَّدَقَاتِ Ama sedaka mallarında gelen rivayetler فَكَدْ اَتَيْنَا بِالْمَعَانِ ذَلِكِ Bunun manalarını da getirdik. فِيمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ مِنْ هَذَا الْبَابِ Bu babda getirdik. O farzları beyan etti. Fakat burada zikretmiş olduğu da hükümet herkese bir maaş taksis etmiş. O maaş herkesin hakkı neyse o kadar alması caizdir. وَاللّٰهُ تَعَالَ اَعْلَمَ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدُنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ